Tamam. Hocam Şimdi nasıl hocam. yapalım? Ben sizi, evet buyurun hocam, sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa o şekilde Teste başlayalım. herhangi bir Ben daha çok sorun sizin, yok mu? hocam sizin daha çok sizin konuşmanızı istiyorum. Benim tabii sorularım olacak. Sonuçta kavramlar dini kavramlar, haliyle daha çok söz hakkı size düşüyor. Ama benim de kendimce tespitlerim falan var. Onları ben size sormak istiyorum. Siz buyurun hocam, kısa bir açıklama yapmak isterseniz kendinizi tanıtmak isteyebilirsiniz. Şimdi İzzet Hocam, Allah subhanahu wa ta'ala bu konuşmayı hayırlı kılsın. Hangi taraf hak ise Allah subhanahu wa ta'ala onu icabet ettirsin. Ve konuşmayı Allah subhanahu wa ta'ala hadi ismiyle sonuçlandırsın diyorum. Şimdi benim söylemek istediğim şeylerden birisi şu. Hani şahsen hani talepte bulunmanızı ben gerçek manada hani biraz videolarınızı izledikten sonra biraz düşündüm. Dedim ki yani İzzet Hocamız bu konuda mesela dini konularda ya da bizim inancımız konusunda eleştiriler yapmış. Ben o videonuzu da izledim hani tağutla alakalı. Tevhidle alakalı eleştirilerinizi de izledim. Şahsen hani sizin karşınıza çıkmak için sizin fikirlerinizi, sizin inancınızı, sizin görüşlerinizi bilmem gerekir. Aksi halde size de saygısızlık, kendi inancıma da saygısızlık olur. Şimdi ben şöyle bir açıklamada bulunmak istiyorum. Sizin ben tam olarak Kur'an ve sünnet çizgisinde misiniz? Yoksa sadece Kur'an çizgisinde misiniz? Kur'an dışında başka kaynaklar kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Bunu öğrenmek istiyorum. Aksi halde bütün konuşmalarımız boşa gidebilir. Ben sizin bu konudaki usulünüzü sorayım öncelikle. Daha sonra siz de inşallah beyanda bulunmak istediğiniz bir şey varsa buyurun dinleyin ben inşallah. Hocam bu açıkçası bir ön yargı oluşturabilir. Çok doğru olmaz diye düşünüyorum ama tabii ki sonuçta sordunuz. Ben daha çok hocam Kur'an odaklı bakıyorum. Evet, Kur'an eksenli bir din anlayışım var. Onun dışındaki kaynakları beşeri görüyorum hocam sizin tabirinizle. Anladım. Yani çünkü birçok soru da bunun üzerine gelecek. Şimdi sadece soru yönlendirmenizden dolayı bir konuyu anlatabilmemiz için bazen de soru sormamız gerekecek. Karşı Evet, tarafın da bu konu hakkındaki düşünceleri veya çelişkisi. Yani bu konuda çelişki derken bir insanı köşeye sıkıştırmak değil. Birçok yanlışımızı maalesef hayatımızda bazı çelişkilerin üzerinden anlayabiliyoruz. Hatamızı ona göre düzeltebiliyoruz. İnsanlarla alakalı ilişkimizi de aslında ona göre biraz dizayn edebiliyoruz. Ben şimdi bu konu hakkında inşallah biraz ilerleyen zamanlarda bir kaç soru soracağım. Çünkü bu konuda sadece Kur'an'ı kabul etmenin Kur'an'a göre nasıl bir sonuç doğurduğunu ona göre anlayabiliriz. Aksi halde ben bunu izah etmeye çalışsam da yetersiz kalacaktır. O zaman ben sizi şöyle anlıyorum. Kur'an dini kaynak olarak, İslam'ı kaynak olarak tek ve otoritedir ve yeterlidir. Hocam ben size şöyle bir soru sorayım. İsterseniz bu şekilde de başlayalım. Eksikliklerden münezzeh olan Allah eksik kitap, eksik din yollar mı? Tabii ki yollamaz, evet. Bu soru aslında sloganik olarak çok etkili bir soru. Ama teorikte olan şeylerin pratikte geçerli olmadığını bazen görürüz. Şimdi biz diyoruz ki Kur'an'a Müslümanız, yani Kur'an'a teslim olanlarız. O zaman Kur'an'ın istediği bir dini yaşamakla mükellefiz. Mesela örnek söylüyorum. Ben size Kur'an'dan şöyle bir ayet okusam. Mesela diyorsunuz ki Kur'an yeterli bir kitaptır. Allah subhanahu wa ta'ala bütün eksikliklerden münezzehtir. Eksiksiz bir kitap gönderir mi? Soru olarak mantıklı. Peki diyorum ki tamam, senin veya sizin eksik olarak anladığınız bir mesele Allah subhanahu wa ta'ala'ya göre tam ise bu sizin Allah subhanahu wa ta'ala'ya göre kendinizi düzeltmeniz gereken bir konu olur. Mesela Allah subhanahu wa ta'ala kitabına diyor ki Resulü size kitabı öğreten ve hikmeti öğretmesi için gönderdi. Kitabı ve hikmeti öğretmesi için gönderdi. Burada anlaşılması gereken şey ne mesela? Kitabı öğretmesi için. Yani Kur'an'ın içerisinde, Kur'an örnek söylüyorum. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ona kadar saydığımız bir kitap olsun. 10 sayılı. Yani 10 adet. Ondan sonra diyor ki 11. sayı ve ondan ilerisi falan kitapta. Dediği zaman veyahut falan kişide dediği zaman biz bu kitabın eksiksiz olduğuna inanırız değil mi? Yani eksik demeyiz. Çünkü bu kitap 11'e kadar kendisini tamamlamıştır. Yani kendi içeriğinde, kendi özelliklerinde tamdır. İstediği mesajı istediği şekilde ulaştırmıştır. Ondan sonraki gösterdiği hedefe gitmemiz de yine o kitabın tamam olduğunu, yine o kitabın bir başka bir varlığı göstererek kitabın içeriğinde tamamen herhangi bir eksik olmadığını gösterir. Yani şunu söylemek istiyorum. Kur'an Allah'a ve Resul'e itaat edin derken zaten kendi zatında diyor ki ben Allah'ın Resulü olan, Allah'ın gönderdiği bir elçiye sizi yönlendiriyorum. Şu meseleyi orada öğreneceksiniz. Mesela ben size şu soruyu sormak istiyorum. Kur'an yeterli dedik. Beni bu konu hakkında bilgilendirin. Hac gününden bahsediyor Kur'an. Siz hac gününün Kur'an'ın hangi sayfasında görebiliyorsunuz İzzet Hocam? Hocam şimdi şöyle, haklısınız. Bakın bir şey demiyorum. Bu tarz açıklamaları çok duyuyoruz. Fakat hocam aslında ama fakat lakin diyerek dolaylı yoldan ayeti geçersiz kılmış olduk. Pardon, ayeti niçin demiyorum.
öyle bir şey düşündünüz. Onu gerekçelendirirseniz dinleyin. Şüphesiz ki biz kitap, hocam, şüphesiz ki biz bu kitapta eksik bırakmadık. Dininizi kemale erdirdik gibi birçok ayet var. Kıyamet günü ondan sorulacaksınız. Tamam. Kitabı ve hikmeti verdik derken öbür tarafta kime hikmet verildiyse ona çok şey verilmiştir diyor. Bu kime hadis verildiyse, kime sünnet verildiyse şeklinde anlaşılmayacaktır kuşkusuz. Hocam ben bak bu mantıklı sorumu tekrar ediyorum. Eksikliklerden münezzeh olan bir Allah eksik iş yapar mı? Eksik din, eksik kitap yollar mı? Onun ötesindeki her şey hocam bence lafı güzaftır. Hepsi böyle ama fakat lakin diyerek dolaylı yoldan Allah'ın eksik iş yaptığını zımnen maalesef ifade etmeye çalışmaktır. Hocam bir şey daha soracağım. Bunu İzzet hocam buna cevap hocam, vereyim hocam, inşallah. Hocam, İzzet hocam bu şekilde kapatılırsa olmaz. Şöyle söyleyeyim. Eksik hocam bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Hocam daha iyi açıklayasınız. Hocam bakın hemen hocam. Biliyorsunuz Peygamberimize vahiy gelirken bir süre sonra kesintiye uğramıştı. Vahiy inkıta olayı deniyor. Günlerce, haftalarca hatta aylarca vahiy gelmemişti. Yahudiler Peygamberimizi sıkıştırmıştı. Rabbin seni unuttu mu falan diye hatta dalga geçmeye falan çalışmışlardı. Peygamberimiz bu duruma düşmesine rağmen dini sorulara cevap vermemişti. Vahiy gelmesini beklemişti. Yoksa Peygamberimiz de bir hoca kadar, bir alim kadar, en az onlar kadar ilim sahibiydi. O da bir şekilde mantığıyla, bir takım çıkarımlarla izahlarda bulunabilirdi. Ha Allah ha ben de onun elçisiyim ne fark eder. Bunları da ben açıklıyorum diyebilirdi ama dememiştir. Çünkü dinin tek sahibinin Allah olduğunu biliyordu. Kendisi dinin ortağı ve hissedarı değildi. Dolayısıyla Allah'ın dininde tek otoritenin Allah olduğunu ki siz bunu hep savunuyorsunuz. Tek otorite Allah'tır diyorsunuz. Fakat pratik hayatınızda hocam tek otoriteyi Allah kabul etmiyorsunuz. Sizde peygamber de bir otorite hocam. Bakın sünnet de, ulema de bir otorite. Hocam dikkat edin. Hocam aslında biz yanlış yerden başladık. Çünkü siz daha çok tevhid falan meselesini konuşacağız da. Hocam şunu soruyorum. Hocam sormayacağım. Vahiy inkıta olayı ne anlama geliyor? Neden uzun süre vahiy gelmeyince peygamberimiz açıklama yapmadı da ayet gelmesini bekledi? Şimdi buradaki iddianızı soru olarak şöyle ele alırsak şunu demek istiyorsunuz. Allah'ın Resulü Kur'an'ın dışarısına başka vahiy almadı. Alsaydı cevap verirdi. Doğru mu İzzet hocam? Yani hocam ayet gelmesini bekledi. Demek ki Allah dışında dinde söz sahibi olmadığını düşündü. Yani ben açıklama yapamam dedi. Bu dinin tamam. Sahibi Allah'sa oradan gelene kadar ben susmakla mükellefim dedi. Kendisini dinde bir paralel otorite olarak görmedi. Zaten siz de bunu hep savunuyorsunuz. Allah'tan başka otorite yoktur diyorsunuz ama peygamberi de bir otorite, ulemayı da bir otorite kabul ediyorsunuz. Pratikte sizin 3 tane hocam otoriteniz var. Bu aslında bir tevhid değil, teslis inancıdır. Allah da bir otorite, peygamber de bir otorite, ulema da bir otorite. Fakat ben sadece Allah'ın otorite olduğunu savunuyorum. Peygamberimizin vahiy inkıta olayından çıkarılacak dersin bu olduğuna inanıyorum. Ve eksikliklerden münezzeh olan Allah'ın eksik iş yapmayacağını, eksik bir din yollamayacağını savunuyorum. Bundan dolayı hocam nasıl yanlış bir din algısı üzerinde olabilirim ya da birçok takipçilerinize baktım işte Allah işte Müslümanları galip ediyor, kafirlere karşı falan ki beni kafir yerine koyan bir takım yorumlar falan yapılmış. Yani dini bu şekilde algılayınca bir insan neden kafir olur? Hani yani herkes aynı algılayabilir mi? Algı neden bu kadar insanı dinsiz yapar? Yani sonuçta bakın bir iyi niyet var, bir çaba var, ayeti referans alma var. Sağlıklı akıl yürütme çabası var, o var, emek var, iyi niyet var ama hasper kadar diyelim ki yanlış algıladık. Nasıl, niye kafir oluyor mesela bir insan bu durumda? Hocam buyurun sözü size bırakıyorum. Şimdi İzzet hocam, şimdi söylediğiniz sözlerden öteye şu iki tane meseleye geçmek istemiyorum. Şimdi birincisi en başta konuşulan mesele, yani burada not ettim inşallah. Daha doğrusu peygambere vahiy gelmesi, gayri metlu vahiyden bahsettiniz. Ondan önce de Kur'an'ın kendi içerisinde yeterli olup olmadığından konuştuk. Bu böyle basit bir şekilde geçilecek bir konu değil. Hani biz magazin yapmayacaksak konuları Allah'ın izniyle elimizden geldiğince derinlemesine ele alacağız ki hem dinleyen insanlar da tafsilatlı bir şekilde, güzel bir şekilde ele alabilsin, dinleyebilsin. Aksi halde bu videoyu izleyen hiç kimse bir şey anlamadan 2 saatini, 3 saatini Allah alem vermiş ve zamanını bildiğimiz israf etmiş gitmiş olacak. Ben şimdi birinci sorunuzu şöyle ele alayım. Siz onaylayın ona göre Allah'ın izniyle şey yapalım. Evet. Kur'an yeterlidir. Kur'an'ın dışarısında başka kaynağa ihtiyaç yoktur. Doğru mu? Evet. Şimdi burada ben size soru sormak istiyorum şimdi İzzet hocam. Birincisi Kur'an'da Allah subhanahu teala haram olan aylardan bahsediyor. Diyor ki o haram aylarda diyor savaşmak büyük bir günahtır. Şimdi Allah subhanahu teala ben size şöyle sorayım. Allah'ın büyük bir günah dediği bir şeyi açıklamaması hikmetsizlik midir? Evet.
Ben de size bunu hikmetsizliktir değil mi? O zaman Kur'an'ın içerisinden bana haram ayları listelenmiş bir şekilde gösterebilir misiniz İzzet Hocam? Böyle bir bilgi var mı Kur'an'da? Hocam şunu demek istiyorsun. Yani Kur'an'da her şeyin olmadığını mı söylüyorsun? Ben bunu anlayayım. Ben bunu söylemekle, bunu söylemek biraz cahilce olur. Çünkü bu sloganiktir. Ben meselelerin içerisine girer, insanlara tafsilatlı bir şekilde anlatır. Karşı tarafın söylediği sözün sloganik olup olmadığını ortaya çıkartmaya çalışırım. Çünkü karşı taraf bir söz söylüyor ama mantıklı geliyor. Evet, Allah eksiksiz hiçbir şey yani yaratmaz. Allah subhanahu ve teala, daha doğrusu Allah'a eksiklik, onu Allah subhanahu ve teala eksiklikle anmayız. Bütün noksanlıklardan münezzeh deriz. Allah subhanahu ve teala bir şeyi eksiltmek veya bir şeyi genişletmek kendi takdirindedir. Ama zatıyla alakalı eksiklik izafe edemeyiz. Bu güzel hocam, bir söz ama bir dakika İzzet Hocam devam edeyim sadece bu sözün Kur'an'a matuf konuştuğumuz zaman ne kadar geçersiz olduğunu ve Allah subhanahu ve teala'nın bize öğretmek istediği dini bizim kendi algımıza göre yorumladığımız ortaya çıkacak. Allah diyor ki kitabında, Allah'a dinini mi öğretiyorsunuz? Şimdi Allah ısrarla Allah'a ve Resul'e itaat edin derken Allah subhanahu ve teala'nın bu ayetini veyahut o size kitabı ve hikmeti öğretmek için gönderilen bir Resul gönderdik demesine rağmen biz halen kendi isteğimiz, kendi görüşlerimiz, kendi fikirlerimiz olursa hocam, bu konu hakkında... Hocam bir kesin doldu, buyurun. Şimdi diyorum ki Allah subhanahu ve teala bize dinini indirirken kendi isteğine, kendi rızasına göre bir dini indirdik. Biz o dine mensup olduğumuz zaman Müslüman oluruz. Kendi görüş ve kendi fikirlerimize mensup olduğumuz zaman Müslüman olmayız. Ben de diyorum ki bu sözü, yani Kur'an yeterlidir, Kur'an tek kaynaktır denilen bu sözü, bu sloganı bir Kur'an'a yoralım, Kur'an'a matuf bir konuşalım, üzerine değerlendirelim, bakalım ne kadar bu söz geçerli. Ben de size sordum. Haram aylardan bahsediyor ve haram aylarda savaşmanın büyük bir günah olduğundan bahsediyor. Allah subhanahu wa ta'ala bana tuzak kurar mı? Mesela bildiğimiz 4 tane haram ay var. Ve bu haram ayı biz Kur'an'ın hiçbir ayetinde göremiyoruz. Nerede görüyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanıyla görüyoruz. Şimdi bundan da baktık ve başka bir meselelere bakalım. Hac gününden bahsediyor ama hac gününün hangi gün olduğuna dair hiçbir ayet yok. Yani ben size klasik olan namazın nasıl kılındığıyla alakalı ayetler yok demeyeceğim ki o da bir gerekçedir, o da bir öneridir, güzel bir öneridir ama klasik olduğundan dolayı daha da böyle teferruatından, daha da böyle gizli saklı kalmış meselelerinden bahsedeceğim. Yani Allah subhanahu ve teala mesela günah, büyük günahlardan kaçınmamızdan bahsediyor. Allah subhanahu ve teala büyük günahlardan ayette kaçınmamızdan bahsederken niye listesini bize vermemiş, niye beyanını etmemiş ve biz başka yollarla bunu öğrenebiliyoruz. Bu ve bununla alakalı nice şey var, nice mesele var. Yani sadece bunlara inşallah düşündüğümüz zaman Kur'an'ın zaten yeterli olduğunu ve inatla Allah subhanahu ve teala'nın Resulüne ilettiğini ve onun da bize bir hidayetçi olduğunu, bize bir yol gösterici olduğunu ve dinini öğreten, yani kitabı ve hikmeti öğretmesi için size gönderdim dediğini görmüş oluruz. Biz bunlara kör olur isek Kur'an yeterli demenin hiçbir gerekçesi olmayacak. İkincisi, ikinci sorunuz var, buraya not ettim. Peygamberle vahiy ile alakalı mesela, hani belli bir zaman vahiy almadı. Vahiy almadığından dolayı da Yahudilere veyahut karşı tarafa cevap vermediğinden bahsettiniz. Şimdi bunu yine ben, siz hadisleri kaynak olarak almadığınızdan dolayı, Kur'an'ı kaynak olarak aldığınızdan dolayı yine Kur'an'dan cevap vermek istiyorum. Allah subhanahu teala kitabında peygamberin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 3000 melekle yardım edeceğinden bahsediyor. Eğer bu yardımı, sizler kendisine yardım etmesini bahsederken daha önceden, yani farklı bir yerde biz bunu duymadıysak, yani Allah subhanahu wa ta'ala ona şöyle bir vaadi var. Biz size 3000 melekle vaat edeceğimizi söylemiştik. Yani 3000 melekle sana vaat edelim. 3 tane 3000 melek var ve o 3000 meleği yardıma göndereceğini söylüyor. Ama bu söylemeyi daha önceden hiçbir yerde beyan etmemiş. Bize belli bir ayet geliyor ki 3000 melekle ona yardım edileceğinden bahsediyor. Tamam. Ve bununla da bırak Ayşe annemizle alakalı veyahut eşleriyle alakalı bir meseleyi, bir sırrı Allah subhanahu ve teala ona bildiriyor ve o da gidiyor eşlerine bunu bildiriyor ve bunu sana kim bildirdi diyor. Demek ki bunlar Allah subhanahu ve teala'nın Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ın dışarısında da vahyedebildiği, vahyettiğinin bir delilidir Kur'an'a göre. Bunları biz nasıl ele almamız gerekli? Hocam bir saniye. O zaman hocam şöyle soracağım. O zaman Kur'an dışında da vahiy aldıysa peygamberimiz, o zaman neden bu paralel vahiy diyelim buna? Bu paralel vahiyden dolayı bu
hükümler konuşulurken, anlatılırken işte peygamberimiz buyurdu ki diyoruz da Allah buyurdu ki demiyoruz. O zaman yine buyuran Allah olmuş oluyor. Ama evet. Bunlar hadis kategorisine geçiyor. İşte atıyoruz, bilmem bu konuda peygamberimiz böyle buyurdu ki işte bu kutsi hadis diyoruz mesela. Bu durumda neden peygamberimiz buyurdu oluyor? Orada buyuran aslında Allah. Bu durumda hadisin bir anlamı kalmıyor. Yine ayet olmuş oluyor. Şimdi hadislerde bitti mi sözümüz size? Artı hocam burada şimdi bakın ne diyoruz? En güvenilir kaynak Kur'an, ondan sonraki güvenilir kaynak Sahih-i Buhari diyoruz. İkinci derecede güvenilir kaynak diyoruz. Bütün İslam uleması ikinci derecede güvenilir kaynak kabul etmiş. Bu durumda haşa Allah'ın sözlerini birinci sınıf ve ikinci sınıf diye kategorize etmiş olmuyor muyuz? Bir grup vahye ikinci sınıf, ikinci derecede güvenilir imasında bulunarak Allah'ın sözünü ikinci derecede güvenilir, birinci derecede güvenilir olmayan bir kaynak mesabesine indirmiş olmuyor muyuz? Şimdi bu dediğim gibi yine sözünüzü ele alıp değerlendirmemiz gerekecek. Ben o şekilde bir değerlendirmek istiyorum. Normalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin nasıl yazıldığıyla alakalı. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bugün Ramazan bayramını kutluyor musunuz? Evet, tabii ki. Kurban bayramı? Evet. Ezanı kabul ediyor musunuz? Hocam bakın bir şey söyleyeceğim. Hocam bakın şimdi ben din adına anlatılan her şeyi din kabul etmiyorum. Bakın din ayrı, gelenek yok, ayrı. Şöyle söylemek istiyorum. Hocam sözünü kesin. Bak, her din aynı zamanda bir kültür de oluşturuyor. Fakat kültürle dini ayırmamız gerekiyor. Din ilahidir, kültür beşeridir. Şimdi ben ezanı İslam kültürü olarak kabul ediyorum. İşte bayramı İslam geleneği olarak kabul ediyorum. Fakat şimdi bu farklı bir şey. Dolayısıyla din adına anlatılan her şeyi kutsal göremeyiz ya da İslami ya da ilahi göremeyiz. Bazı şeyler ilahidir, bazı şeyler kültüreldir, bazı şeyler örftür ama İslam örfüdür, İslam kültürüdür. Dolayısıyla söylediğiniz ama delillendirmeniz lazım İzzet Hocam. Söylediğiniz sözler sadece size ait ise bunun herhangi bir şekilde başkaları konusunda hiçbir geçerlilik kalmaz. Yani ben kendimden olan bir söz söylersem yani hiçbir manası olmaz ki. Buradaki insanlar bizi niçin dinlesin? Söylediğimiz sözleri bir delile, bir kaynağa dayandırmamız gerekli. Ben size sadece şunu söylemek istiyorum. Hani sorumun bir parçası bu. Kurban bayramını kutluyorsunuz. Ramazan bayramını da kutluyorsunuz. Ezanı da kabul ediyorsunuz. Buna benzer cuma namazına da muhtemelen gidiyorsunuz. Doğru mu? Bütün bunlar normalde hem Kur'an'da normalde olmayan, direkt geçmeyen meseleler ve bunları biz hadislerden okuyabiliyoruz. Şimdi siz aslında farkında olmadan hadisleri zaten hayatınıza geçirmişsiniz ama bunlara kültür derseniz cuma namazına kültür demiş olursunuz. Kurban bayramı, Ramazan bayramına bir bitireyim de inşallah. Kurban bayramına, Ramazan bayramına, ezana bildiğiniz İslam kültürü demiş olursunuz. Peki bu kültürün ilk kaynağı nereden? Yani kim bunu ortaya çıkarttı? Bu kültürü kim icat etti? Baktığımız zaman ben de diyorum ki tarihi olaylara, yani hadislere ya tarihte geçen alimlerin kitaplarına baktığımız zaman yani bunlar Resul sallallahu aleyhi ve selleme dayanan sözler olmuş oldu. Çünkü bildiğimiz hadis kaynakları öyle basit. Bugün tarihle mesela insanların, tarihçilerin çıkıp tarih anlatması gibi bir delil, bir belge değil. Bildiğimiz ta ki bugün mesela Hemman bir Münebbih'in Almanya'da işte Berlin'de sergilenen sahifelerine baktığımız zaman kendileri de normalde karbon 14 testiyle tescillenmiş Osman radıyallahu anh zamanında ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir sahabe tam olarak Ebu Hureyre radıyallahu anh zamanından onun nakillerine dayandığı ortaya çıkıyor. Yani şöyle söylemek istiyorum. Hadis ilminde bir rizal ilmi vardır. Mesela örnek söylüyorum. Hemman bin Münebbih Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan almış. Hemman bin Münebbih Muhammed bin Raşid Abdurrezzak Ahmet bin Hanbel'e bu şekilde bir silsileyle hadisler yazılmış. Yani İslam ilk zamandan bu zamana kadar ki zaten 8. yüzyılda hadis ilmi tamamen bitiyor. Tamamen otoriterleşiyor. Burayı bitirmeyin. Burayı kesmeyin. Kesmezseniz cevap vereyim inşallah. Şimdi siz soru soran tarafsınız. Cevap veren kişi daha fazla konuşmakla mükellef. Çünkü örnek söylüyorum bir bardak pisliği bir kova suyla temizlememiz gerekir. Bitireyim size Allah'ın izniyle müsaade edeyim. Şimdi böyle bir silsileye baktığımız zaman örnek olalım sosyolojik olarak baktığımız zaman bugünkü anayasalar, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na bizim herhangi bir kanun uydurup koymamız mümkün mü? Yani ben mesela bir kanun uydursam ve bu kanunu da Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kitabında görseniz bu şaşılacak bir şey doğru mu? Ben kimim ki benim koyduğum kanun Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın kitabında olsun? Şimdi İslam
bu bahsettiğim örnekten daha otorite bir dindir. Yani örnek söyleyeyim, rejimi inkar edebiliyorsunuz ama rejim o gerçek manada bir insanın uydurmak istediği en son şeylerden birisidir. Çünkü gerçek manada çok ciddi bir mesele ve bir kişinin erkek olsun kadın olsun evliyse taşlanarak öldürülmesinden bahsediyor. Veyahut kurban meselesi. Ya düşünsenize onlarca hayvanın kesilmesi söz konusu ve böyle bir mesele biz kültür diyoruz. Peki bu kültürü kim çıkarttı? Bunu delillendiremiyor isek sözümüzün yalancısı olmuş oluruz. Ama delillendirebilirseniz mesela biz diyoruz ki kandiller bidattır. Sonradan icat edilmiştir. 488'li yıllarda Fatimi Devleti Mevlid Kandili'nin ortaya çıkarttığını ispat edebiliyoruz. Niye 488'den önce bulamıyoruz? Çünkü yok. Yani ama hadislere bahsettiğimiz zaman hadisler ta ilk yazılması sürecinden ilk kitaplaşma sürecine kadar, yani Ahmet bin Hanbel'in bugün Müsned'i ya da İmam Malik'in Muvatta'sı ya da Zuhri'nin ya da İbn Hibban'ın ya da Abdurrezzak'ın eserleri bugün bizim elimizde ve bunlar gerçek manada değerli bir eserler ve tarihi bakımından da değerliler. Baktığımız zaman bu eserlerde, bitireyim inşallah bir iki dakika daha, bu eserlere baktığımız zaman gerçek manada İslam tarihinin ne kadar otorite bir din olduğu da ortaya çıkmış oluyor. Biz değil, kafirler bile 132 tane hadisi almışlar, Berlin'de sergileyebiliyorlarsa ve bunu Hemman bin Münebbih, Ebu Hureyre'den hadis alan bir kişi, Hemman bin Münebbih'e dayandırıyorlarsa ve bu Hemman bin Münebbih'in hadislerini de biz Buhari ve Müslim'de bulabiliyor isek, Buhari ve Müslim'e bakış açımızın değişmesi gerekli olduğunu düşünüyorum. Buyurun inşallah. Hocam bakın, şimdi o kendi nefsinden konuşmaz, onun konuşması ancak vahiyledir diyor. Bu bir ayet. Bu durumda İki seçenek var. Ya hadislerde vahiy olmak zorunda ya da haşa peygamberimiz vahiysiz konuşmuş olmak zorunda. Fakat burada karşımıza şu soru çıkıyor. Bir grup hadis kutsi hadis kabul ediliyor. O bir grup hadisin dışındaki hadisler kutsi kabul edilmiyor. Yani o bir grup kutsi hadisi tamam peygamberimiz vahiy olarak söyledi diyelim. Evet ayete uygun. Ama onun dışındaki hadisler hocam o zaman peygamberimizin vahiysiz de konuşmuş olması durumunu bir anlamda anlatmış oluyor. İkincisi hocam kutsi hadis diyorsak ve bu hadisleri anlatırken Peygamber Efendimiz buyurdu ki diye başlıyorsak yanlış yapıyoruz. Madem kutsi hadisse o da bir nevi bir ayetse o da Allah'tan geldiyse o zaman Peygamberimiz buyurmuş olmuyor. Yine Allah buyurmuş oluyor. Bu durumda hadis dememizin paralel bir hadis külliyatı ve kaynağı oluşturmanın da bir anlamı kalmıyor. O da hadis oluyor. İkincisi hocam İslam tarihi boyunca ne deniyor? Kur'an birinci kaynak, hadisler ikinci kaynak. O zaman hocam siz Allah'ın bir grup sözünü birinci kaynak, bir grup sözünü bir diğer vahyi bir Kur'an kadar güvenilir görmemiş, haşa Allah'ın sözünü ikinci derecede güvenilir kaynak kabul etmiş ve İslam'ı tartışmaya açmış da oluyorsunuz. Dini şüpheli hale getirmiş oluyorsunuz. Siz ikinci derece, yani hocam din nedir? Değil mi? Güvenilir bir kaynaktır. Din eşittir hakikattir. Din eşittir Allah'ın sözüdür diyoruz. Ama bir grup Allah'ın sözünü ikinci derecede kabul ediyoruz. Bir grup Allah'ın sözünü Kur'an'da geçen vahiy dediğimiz Allah'ın sözünü birinci derecede kabul etmiş oluyoruz. Ve ayetler arasında hocam Allah'ın sözleri arasında birinci ve ikinci sınıf diye güvenilirlik açısından bir tasnife tabi tutuyoruz. Maalesef bence bu hocam çok büyük bir vebaldir. Yani siz Allah'ın bir hem Allah'ın sözü diyeceksiniz, peygamber vahiysiz konuşmaz diyeceksiniz, hadislerde vahiy diyeceksiniz. Bir grubunu kutsi göreceksiniz ama onun dışındakileri peygamberimiz vahiysiz konuşmuş gibi göstereceksiniz. Ve bu hadislere de ikinci derecede güvenilir diyerek Allah'ın sözünün bir grubunu ikinci derecede güvenilir göstererek Allah'ın sözünü tartışmaya açacaksınız. Ve Allah'ın sözüne de şüphe uyandırmış olacaksınız. Bitti mi o İzzet Hocam? Evet buyurun. Ama hocam çok dağıtmayalım. Hocam esas konumuz burası değil. Biz birazcık İzzet yanlış hocam, yerden gidiyoruz. Böyle olmaz ama. Bu şekilde olmaz. Siz konuşup da bu işte konumuz burası değil üstünü kapatırsak o olmaz. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bakın. Hocam bir 10 dakika konuşun anlatın ama başka konuya da geçelim. Buyurun. Şimdi başka konuya geçebilmemiz için gerçekten söylediğimiz sözleri bir saplantının dışarısında çıkartmamız gerekli. Şimdi şöyle bir mesele var. Mesela sizde hani şahsen şu ana kadar gördüğüm şey bir saplantı. Niye? Yani bir meselenin üzerine siz öyle inanmışsınız diye öyle olacak diye bir şey yok. Ben sadece şunu söylüyorum. Bu meseleler ilmi meselelerdir. Kur'an'a göre konuşuyoruz. Siz Kur'an'ı kabul ettiğinizden dolayı. Ben diyorum ki bakın sizler mesela haram ayları bana göstermediniz. Hac gününün hangi gün olduğunu göstermediniz. Cuma namazını bana Kur'an'da göstermediniz. Ezanı bana Kur'an'da göstermediniz. Demek ki Kur'an şimdi size göre yetersiz ya sizin inancınıza göre evet Allah yetersiz bir kitap göndermiş çünkü bunlar yok. Ya da haşa şunu söyleyeceğiz. Allah subhanahu aleyhi ve sellem bütün noksanlıklardan münezzeh değilmiş. Haşa. Ya da şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki evet Kur'an yeterlidir. Kur'an kendi kapasitesine göre zaten söyleyeceğini söylemiştir.
Allah'a ve Resul'e itaat et diyerek, Resul'e itaat etmemizi söyleyerek de zaten Kur'an yeterliliğini, dinini, kemalini ortaya koymuştur. Bu kitabı size öğretmek ve hikmet öğretmek için gönderdik dedikten sonra ayet, bütün o kitabı kastettiğine göre o zaman Resul sallallahu aleyhi ve selleme hac ayeti indiğinde sahabelere gidip kendi akıllarınca hac yapmayıp peygambere soruyor ise, namaz indiğinde ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın diyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya da yani bununla alakalı birçok meseleyi Resul sallallahu aleyhi ve selleme gelip sorma gereği duyuyor iseler ve Kur'an'da biz bunları bulamıyorsak, elbette ben Resul'a sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında da olsaydım bir ayet indiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip onu soracaktım. Ve peygambere şimdi diyorsunuz ya mesela ve hatta şunlara bak mesela açıklık getirmediniz. Kurban bayramını bir delil getirmediniz. Ramazan bayramına bir delil getirmediniz. Hocam hemen delil getiriyorum hocam. Bir saniye hocam, şu an aklıma geldi, kusura bakmıyorsunuz. Hocam buyurun. Bakın Ali İmran suresi 7. ayette diyor ki kitabın işte şu an meali aklımda hocam. İşte kitabın anası vardır. İşte onlar, o ayetler muhkemdir. Bir de kitabın işte anası olmayan ikinci bir bölümü daha vardır. Oradaki ayetler de müteşabihtir. Kalbinde eğrilik olanlar müteşabihlerin peşine düşerler. Şüphesiz ki ancak temiz akıl sahipleri öğüt alır gibi de bitiyor yanlış hatırlamıyorsam. Hocam bakın Allah kitabını dahi ikiye ayırıyor. Bir bölüm ayetleri kitabın anası kabul ediyor, muhkem diyor. Geri kalan ayetleri müteşabih olarak ikinci derece görüyor. Ve oranın peşine gitmeyin diyor. Yani hocam bakın kitapta din adına her şeyin olduğunu, kitapta yok dediğiniz şeylerin kitabın aslında olmadığını, müteşabih olduğunu, peşinden gidilmemesi, din haline getirilmemesi gereken hususlar olduğunu ben kabul ediyorum. Ama siz din adına söylenen her şeyi mutlak anlamda din gibi kabul ediyorsunuz. Oysa Allah bile bakın hocam ayetlerini ayırıyor. Kitabın anası var diyor, burayla ilgilenin siz diyor. Geri kalanı kitabın diyor detay kısımları. Oralar müteşabih, oraların peşinden gitmeyin diyor. Hocam bakın bu yok. Hocam bu sizin kendi yorumunuz maalesef. Bakın Allah subhanahu teala eğer şimdi Allah subhanahu ve teala diyor ki eğer mümin kimseler ise Allah'ı ve Resulünü razı etmeleri daha layıktır diyor. Bakın Allah'ın Resulünün bile razı olmasından bahsediyor. Ya da Allah subhanahu ve teala başka bir yerde diyor ki o size temiz olan şeyleri helal, pis olan şeyleri haram kılar. Şimdi demek ki burada açık genel bir tanım var. Pis olan şeyler ne? Mesela tamam pis olan şeylerden mesela bahsedelim. Kur'an'da pis olan şeyleri listelemiş mi Allah subhanahu ve teala? Listelememiş. Listelememiş ise o zaman yani bütün hepsini listelememiş ise bu genel bir tanım ise Allah'ın Resulü de size haram kılar diyor ise bizim burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi devre dışı bırakmamız ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşünsenize 23 yıl boyunca o risalet hayatında çevresindeki sahabesiyle hiçbir din meselelerini konuşmadı. Hiçbir din meselelerini çözüme ulaştırmadı. Ama biz şunu görüyoruz ki dünyalık meselelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin ona şu sözü var. Bu Allah subhanahu aleyhi tarafından bir emir mi? Yoksa bu senin görüşün. Şimdi bunu soran sahabe şunu bilmesi gerekli değil mi? Zaten Allah tarafından indirilen bir şey vahiy katipleri tarafından yazılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyler ve yazdırır. Ha demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gayri metlul vahiy geldiğini biliyorlar. Allah'ın kitabının dışarısında da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyettiğini biliyorlar ki bu imkansız da değil. Mümkündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem illa kitapta ayet indirecek diye Allah subhanahu aleyhi sınırlandıramayız. Ve yine söylüyorum bu söylediğimiz söz en baştaki şu iki tane meselede hem gayri metlu vahiyin Kur'an'da geçtiğiyle alakalı delilleri söyledim ben size. Kendisine 3000 tane meleğin indirilme yardımı vaat edilmiş. Vaat edildiyse bu Kur'an'ın öncesinde bir yerde okumamız gerekliydi ama yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eşlerinle alakalı bir sırrı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinin başkalarına söylediğiyle alakalı peygambere söylenmiş ama bunu biz Kur'an'da herhangi bir yerde görmüyoruz. Bununla alakalı Allah'a ve Resulü'ne itaat edinle alakalı birçok mesele varken bizim tutup da ya biz hadisleri işte kabul etmeyelim. Bakın hadisleri kabul etme meselesi şunu söylemek istiyoruz. Hadisler bize nasıl gelmiş işteyse o konuda bir araştırma yapmamız gerekli. Öyle yüzeysel olarak ya bu Kur'an'ın dışarısındadır o zaman reddedelim dediğinizde Kur'an'ı da bir nevi reddetmiş oluyorsunuz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itaat edin derken mesela Allah subhanahu aleyhi ve sellem kitabında diyor ki eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin. Eğer biz hadislere yaklaşımımız bir delil, bir beyan üzerine değilse yani her önümüze gelen hadisi kabul ediyor isek bu başka bir şey. Ama Buhari dediğimiz kişinin hadis konusundaki, muhaddislik konusundaki ilmini eğer küçümser isek kendimizi küçültmüş oluruz. Ya da Müslüm'ü ya da Tirmizi ya da Ebu Davud'u bunların hayatlarını veyahut bunların ilmi olan bakışlarını yahut hadis konusuyla ilgili bir rizal ilmini araştırmamış isek evet bugünkü bulunduğumuz konum gibi konuşmamız normaldir. Çünkü bir ilmi ne kadar az bilirsek o ilim hakkında o kadar cahilce çok konuşabiliriz. Bu da bizi yanlışa yönlendirir. Sadece İzzet Hocam şunu size söylemek istiyorum.
bir mesele üzerine konuşacaksak, şimdi tağutla alakalı, tevhidle alakalı meselelere de geçeriz Allah'ın izniyle, ama sadece şunu söylemek istiyorum. Size sorum şu. Sizin mesela örneğin söyleyeyim. Siz bana bir yanlışımı göstermek için bulunduğum inanç üzere olduğum inanç neyse onun üzerine sorular sorarsınız. Benim yanlışlarımı, çelişkilerimi bu, ona göre bana beyan edersiniz. Ben de derim ki ha gerçekten İzzet Hocam bu konu hakkında doğru söylüyor. Ben bunu bir düşüneyim. Allah subhanahu wa ta'ala, yani ben bu videoda mesela konuşmadan önce de Allah subhanahu wa ta'ala duam şuydu ki Allah'ım hak neyse ona icabet ettir iki tarafı da. Çünkü bizim buradaki konuşmalarımız gerçekten hani heva veyahut kibir veyahut böbürlenme gösteriş üzerine olursa bu gerçek manada bizim için de inancımız konusunda da bir hüsrandır. Herhangi bir ecir almadan bu sohbetten kalkmış oluruz. Hatta azap bile almış oluruz, evet, Allah subhanahu wa ta'ala. Hocam bakın tamam, çok güzel açıkladınız. İnanın zaten bildiğim şeyler. Bunu bu konu, hemen hemen bütün geleneksel İslam literatürü bu şekilde açıklıyor bu konuları. Hocam, ama siz cevap vermeniz lazım. Hocam bakın, yok hocam cevap veriyorum bakın. Hocam, şimdi ben diyorum ki o kendi nefsinden konuşmaz, onun konuşması ancak vahiyledir. Hatta diyor ki müşrikler seni diyor o vahyin dışına çıkarmaya çalıştılar. Az kalsın onlara meyledecektin. Böyle yapsaydın senin boynunu işte vururduk gibi ayetler var. Yani vahyin dışına çıkma diyor. Birçok ayette sen sadece elçisin diyor. Sen sadece elçisin gibi birçok ayet var hocam. Biz de bakın siz de hocam farkında olmadan, belki de bilmeden bu ayetleri görmezden gelmiş oluyorsunuz. Peygamberlerin hocam, sadece... Bakın vahiy sadece Kur'an'dan ibaret değil, bahsettim ve delilleri getirdim. Tamam. Dedim ki Kur'an'ın içerisinde vahiy var. O yüzden vahiy kendisine vahiy edilene konuşuyor, doğru. Ve bunlar hadisleri de kapsıyor. İşte onu söylüyorum. Hocam pardon, bakın, şimdi hocam... Hocam bakın, evet. Şimdi tamam doğru. Hocam bakın çok güzel bir noktaya geldiniz. İnanın çok güzel. Ve hadisler de vahiy diyorsunuz. Hocam hadisler de vahiy ise neden bir grup hadise kutsi hadis dendi de onun dışındaki çok daha geniş bir literatüre kutsi hadis denmedi? Haşa onun, peygamberimiz o kutsi hadis dışındaki sözleri nefsinden mi söylemiş oldu? Hocam kısa bir cevap verin. O hevasından konuşmaz dediğiniz ayet zaten buna delildir. O hevasından konuşmaz. Ona vahiy gelir. Din konusunda eğer haram konulacaksa, helal konulacaksa bu vahiy ile zaten olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir konu hakkında konuştuysa, bir konu hakkında haram yasaklamakta beyanda bulunduysa bu Allah subhanahu wa ta'ala'nın işte bizim gayri meddu, yani Kur'an'ın içerisindeki vahiy ile, müdahale ile gerçekleşir. O zaman hocam ama bakın hadis, hocam ama hadis, hocam hadisleri iki ay veriyorsunuz. Bir hadise geçeyim de inşallah onunla bitirdim. Daha zamanımız... Hocam bakın şurası, hocam şurası netlesin. Ona göre daha sağlıklı cevap verirsiniz. Hocam tamam, çok güzel bir noktaya değindiniz. Dediniz ki evet hocam haklısın, fakat hadisler de vahiy dediniz. Tabii olay bambaşka bir boyuta geçiyor böyle dediğiniz zaman, hadisler de vahiy. Tamam, cevap bitirseydim. Hocam hadisler de vahiy ise o zaman neden diyorum bakın hadislerin tamamına kutsi hadis denmedi de sadece bir bölümüne kutsi hadis dendi. Bu durumda haşa peygamberimiz bir bölüm hadiste vahye uydu da onun dışında kutsi olmayan hadis kısmında haşa vahye uymadı mı, bu bir. İkincisi hocam, hadis literatüründe neden Kur'an kadar güvenilir diye bir tasnif yaparak Kur'an birinci derecede kaynak, hadisler ikinci derecedir kaynak diyerek kutsi hadislere ikinci derecede güvenilir payesi unvanı verdiniz. Bu durumda haşa Allah'ın bir grup sözünü ikinci derecede güvenilir, yani güvenilir olmayan, çok da güvenilir olmayan duruma düşürdünüz. Bu durumda hocam dini de şüpheli hale getirmiş olmuyor musunuz? Din kesin bilgi meselesi değil mi? Şimdi birinci soru kutsi hadisle normal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin direkt söylediği hadislerden bahsediyor. İkincisi de bir soru sordunuz. İkinci soruyu da alabilirsem. İkinci soru. Hocam birkaç soru iç içe sordum ama şimdi hocam hadislerde vahiy, hocam bakın hadislerde vahiydir diyoruz. Fakat bir grup hadisi kutsi hadis kabul ediyoruz. Bu diğer kutsi olmayan hadisleri peygamberin ancak vahiyle konuşması ayetin ışığında nasıl açıklayabiliriz? İkincisi bu durumda hocam peygamberimiz buyurdu ki dememizin ve peygamberimizi de bir paralel otorite görmemizin bir anlamı kalmıyor. Çünkü zaten buyuran Allah olmuş oluyor. Yine tek hüküm verici Allah olmuş oluyor bu durumda. Evet. Peygamberimiz yine sadece elçi olmuş oluyor. Sadece evet. Hocam bir de şey, bu durumda Kur'an birinci kaynak, hadis ikinci kaynak, ikinci derecede güvenilir diyerek Allah'ın bir grup sözünü ikinci derecede güvenilir göstererek Allah'ın sözünü şüpheli hale getirmiş olmuyor muyuz? Buyurun hocam. Şimdi buradaki bir yanlışı düzelteceğiz inşallah. Hadisler ikinci derecede ya da zayıflık konusunda ya da böyle sıhhat konusunda ikinci kaynak dediğimiz zaman biz Kur'an'ın dışarısında ikinci sınıf ya da zayıflık konusunda herhangi bir bilgi beyan etmiyoruz. Yani şunu söylemek istiyoruz. Eğer bir hadis sahih ise
Ehl-i Sünnet'in görüşüne göre o hadisi inkar eden kişi küfre girmiştir. Eğer bir hadisin sahihliği konusunda konuşabilecek kadar muhaddis iseniz, yeterli iseniz, o hadis hakkında zayıflık alakalı, rical ilmi zaten ortadadır, ravi ilmi ortadadır. Ravilerle alakalı ezberiniz güvenli konusunda, sika konusunda, zayıflığı veyahut katiliği konusunda bir bilginiz var ise bunu zaten konuşursunuz. Ve bu ilim ilk zamandan beri kayıtlar, zabıtlar tarafından, otorite alimler tarafından, Sufyan Sevri olsun, işte İmam Şafii olsun, İmam Malik olsun, Buhari olsun, Müslim olsun, Tirmizi olsun, Ebu Davud olsun, İbn-i İbban olsun, Abdurrezzak olsun, sayamayacağımız kadar alim tarafından otorite bir şekilde zaten bu ilim bize ulaştırılmış. Yani bu konu hakkında bir muhaddis çıkıp bu hadis zayıftır ve şundan şundan dolayı zayıftır dediği zaman o hadise sizin diğer muhaddisler tarafından yapılan eleştiriye binaen inanmama gerekçeniz olabilir. Ama sizler alimler tarafından ittifak edilmiş herhangi bir şekilde o konu hakkında farklı bir şey söylenmemiş ise siz o konu hakkındaki hadisi inkar etme gibi bir lüksünüz yok. Bu yüzden de şunu düzeltelim ki bizler Kur'an'ın dışarısında falan hadisler ikinci sınıftır, filan hadisler üçüncü sınıftır demiyoruz. Eğer bir hadis sahih ise Resul sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gelmiş ise biz ona iman etmekle ve onunla amel etmekle mükellefiz. Bunu da hevasından inkar eden bir insan da küfre girdiğine inanıyoruz. Şimdi burada hocam, Not edebilirsiniz. Bu konu hakkında yine şöyle açık bir şekilde söylüyorum. Bizim için sahih hadisle Kur'an ayeti herhangi bir şekilde bir fark içermiyor. İkincisi, bunu o zaman hadislerle namaz kılabilir miyiz? Bitireyim inşallah. İkincisi, şimdi dediniz ki mesela kutsi hadisle normal Resul sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ondan nakledilen merfu hadis. Şimdi Resul sallallahu aleyhi ve sellem burada kutsi hadis dediği zaman direkt Allah subhanahu ve teala böyle dedi diyerek naklettiği var. Biz buna direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzına böyle geldiğinden dolayı kutsi hadis denilir. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din konusu hakkında konuştuğu zaman özetle bir parantez açmaya gerek yok. Bunu Allah beyan etti demeye gerek yok. Çünkü bununla alakalı düşünsenize. Bütün hadislerde şunu okumuş oluruz. Bütün konuşmalarında akabinde şunu okumuş oluruz. Bunu Allah dedi, bunu Allah dedi, bunu Allah dedi. Bunu söylemiş olur. Bu yüzden bu gerekli görülmüyor. Yani siz de dolaylı yönden zaten Allah'ın Resulü olan bir insanın din hakkında konuştuğunda zaten Allah subhanahu ve teala'dan vahiy alarak konuşması, o hevasından konuşamayacağı, eğer Allah tarafından başka bir yalan uyduracağı zaman şah damarının kesileceğiyle alakalı ayetleri biliriz. Zaten şunu beklemeyiz ya, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada bir ayrıma gitmiş ise o zaman bu Allah'ın Resulü'nün sözü, bu Allah subhanahu ve teala'nın sözü diye bir ayrıma gitmeyiz. Buyurun inşallah. Hocam o zaman siz diyorsunuz ki bir hadis sahih ise bizim nazarımızda ayetten bir farkı yoktur dediniz. Bu durumda kütüb-i sitte tamamen sahih hadislerden oluştuğu için eşittir Kur'an-ı Kerim. Değil işte. Böyle biliyorsunuz. Ama kütüb-i sitte ama sahih ise bizim için ayetten farkı yok dediniz ve kütüb-i sitte de tamamen sahih hadislerden oluşuyor. Bu durumda hocam sahih hadislerle namaz kılabiliriz. Ama zorlamayla böyle bir şey kabul ettiremezsiniz ki. Kütüb-i sitte ile alakalı bakın yine söylüyorum. Yani İbn-i Mace'de de zayıflar olabiliyor. Yani Tirmizi'de de zayıflar olabilir. Yani bu konu hakkında şöyle söyleyeyim. Siz bu konuyu gerçek manada dertlisiyseniz hadis ilmini, rical ilmini bunları araştırmakla mükellefsiniz. İslam dininin veyahut Ehl-i Sünnet'in korktuğu bir yön yok. İlmi olarak eleştirdiğiniz her konuda Ehl-i Sünnet açık. Siz yeter ki ilmi olarak eleştirin, sloganik olarak eleştirmeyin. Sloganik olarak eleştirmenize de Ehl-i Sünnet'in herhangi bir şekilde cevap verme gibi bir ihtiyacı yok. Çünkü bizi etkileyen şey Kur'an ve sünnettir. Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği gibi İbn-i Mesud radıyallahu anh söylediği söz ilim üçtür. Kur'an, sünnet ve bilmiyorum demektir. Nafi radıyallahu anh da aynı şekilde söyler. İlim üçtür. Kur'an'la amel etmek, sünnetle amel etmek ve bilmiyorum demektir. Veya bununla alakalı öğrencileri de aynı şekilde nakledir. Şimdi hocam, bizim için hocam, Kur'an, sünnet ve bilmiyorum demek bizim için ilimdir. Bunun dışarısındaki hocam, olan Kur'an'la hocam Sahih-i Buhari, bakın. Hocam Sahih-i kitabın ismi dahi Sahih-i Buhari. Ne demek hocam? Buhari gibi büyük bir alimin sahih gördüğü hadislerin oluşturduğu bir külliyat. Siz diyorsun ki bizim için sahih peygamber vahiysiz konuşmaz. Bir hadis sahih ise bizim için o ayettir. Bu durumda kütüb-i sitte tamamen Sahih-i Buhari olduğu için adı da sahih olduğu için
sahih hadislerden oluştuğu için benim Buhari'den daha fazla ilmim olup da benim onu da seçme şansım olmadığında Buhari'yi otorite kabul etmem gerektiğinden dolayı bu durumda benim için Buhari eşittir Kur'an-ı Kerim. Bu durumda hocam ben de diyorum ki Buhari'deki hadislerle namaz kılabiliriz. Evet tamam kılabiliriz. Tamam. Sıkıntı yok. O zaman hocam geçelim. Hocam şunu diyeceğim. Şimdi bu konuda çok fazla zaman kaybettik. Ya bakın Necdet hocam şu sözü mesela bakın şimdi birkaç tane ayetle takılmanızı istemem. Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabında şöyle bir ayet vardır. De ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Bakın Allah Subhanahu ve Teala'nın sevgisini. Hocam bana iki dakika ayet. Hocam bir psikolog bakış açısıyla söyleyeceğim. Hocam bakın bu ayet o kadar yanlış anlaşılıyor ki bütün takipçiler dikkatini versin. İşte, nasıl anlaşılmaz? Allah'a ve elçisine uyun ki işte veyahut da değil mi hocam bu ayeti okudunuz. Allah'a ve peygamberine işte bir itaat edin. Hocam bizim itaat algımız sıkıntılı. Bakın Allah'a ve elçisine itaat edin demek Allah ayrı bir otorite. Peygamber ayrı bir otorite. Allah ayrı bir ilah. Peygamber ayrı bir ilah. Hocam hocam bakın ne demek biliyor musunuz? İzzet Allah hocam bunu siz iddia ediyorsunuz. Hocam bakın bir şey. Şurada bir hocam bakın. Hocam peygambere itaat edin. Hocam bakın peygamber ne diyor birçok ayette? Ben sadece bana vahyedilene uyarım diyor. Bu durumda Müslümanlar peygambere itaat etmek istiyorsa peygamber gibi sadece vahye uymak zorunda. Tamam ben hocam, vahye uyuyorum İzzet hocam. Şimdi uyuyorum bakın vahye uyuyorum. Allah subhanahu aleyhi ve sellem o haram aylarla alakalı işte haram aylarda savaşmanın büyük günah olduğunu uyuyorum bakın. Uydum. Şimdi bana Allah rızası için o kitabın içerisinde o haram aylarını bir gösterir misin? Uymak istiyorum. O haram aylarda savaşmak istemiyorum. Buyurun. O zaman haşa Kur'an-ı Kerim'de çelişki var hocam. İşte o sizin o zaman, haşa, ya maalesef en başta o yaptığınız yanlış usulün. Hocam ayet diyor ki kitapta hiç eksik bırakmadık diyor. Şüphesiz evet, biz bu kitapta her türlü örneği verdik diyor. Kıyamet günü ondan sorulacaksın. Ondan ve hadisten, ondan ve sünnetten demiyor. Hazreti Ömer hadis toplayanlara peki, Allah subhanahu ve teala diyecek ki ey kulum ben sana demedim mi Allah'a ve Resul'e itaat edin ya da cehenneme girenler ne diyor keşke Resul'e hocam, itaat etseydin şimdi hocam, Allah rızası için Allah subhanahu ve teala dediği gibi Allah'a dinini mi öğretiyorsunuz diyecek Allah subhanahu ve teala hocam, şimdi Allah'ın kitabında Allah diyor ki ya Allah'ı ve Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin diyecek o hocam, size temiz olan şeyleri helal pis olan şeyleri haram kılar diyecek Allah'a ve Resul'e itaat edine dair onlarca ayet olacak ve siz diyeceksiniz evet. Ki ya bu kitap ama sizin anlayışınız eğer yanlış ise Kur'an'ı anlamak mümkün değil. Değerli hocam sıkıntı şurada hocam bak ben size, hocam ben haşa ayet inkar etmiyorum. Sadece yanlış algılıyor olabilirim haşa. Ondan da Allah'a sığınıyorum. Fakat hocam bakın orada şu var. Allah'a ve elçisine itaat edin. Hocam buradaki sizin itaat algınız yanlış. Bütün ehli sünnetin itaat algısı yanlış. Bakın onu ispatlayın. Hocam, ispatlayın. Kur'an'la ve benim hadisleri de kabul ediyorum ya. Sizi alanınız daha da genişletmiş oluyor. Kur'an ve hocam, hadislerden bana ispatlayın yanlış oldu. Hocam ispatlıyorum ve bu benim İslam literatürüne bir armağanım olsun. Bakın Allah peygamberimiz diyor ki ben sadece bana vahyedilene uyarım. Böyle birçok ayet var. İşte hatta ayet değil mi hocam sen nefsinden konuşmasın falan. Hocam işte burada anlaştık. Bu durumda hocam peygambere itaat nedir biliyor musun bu durumda? Peygambere itaat peygamberi yaptığını yapmaktır. Peygamberimiz ben sadece vahye uyuyorum derken hayır sadece vahye olmaz demek peygambere itaat değildir, itaatsizliktir. Sizin itaat dediğiniz şey aslında itaatsizlik. Siz peygamberin yaptığı gibi sadece vahye uymuyorsunuz. Hayır sadece vahye olmaz diyorsunuz. Peygambere itaat etmemiş oluyorsunuz. Bunları açıkladım İzzet hocam. Bir şey diyemiyorum. Tekrar tamam, konuşursunuz. Hocam takipçiler karar versin. Bence hocam buraya geçelim. Onun dışında tamam. Hocam sizin söyleyeceğiniz ilave bir şeyler varsa onları alalım. Yoksa devam edelim. Buyurun. Valla benim söyleyeceğim şeylerden birisi sizinle alakalı. Birkaç videonuzu izlediğimde orada yani özür diliyorum. Hani ne nasıl bir beyanda bulunayım bilmiyorum ama biraz pataküte açık bir şekilde konuşacağım. Sizin beyanlarınızı bizimle alakalı, inancımızla alakalı beyanlarınızı böyle dinlediğim zaman gerçek manada şunu söyledim. Dedim ki ne kadar da yanlış, ne kadar da yani insan zorlasa bu şekilde bizi anlayamayacağı şekilde anlamış bir insan dedim. Şimdi o meselelerin üzerine inşallah gidelim. Mesela en basitinden laiklik meselesine yeni tanım getirerek dinsizlik olmadığını söylüyorsunuz muhut diyelim. Bunu iddiayı kabul ediyorsanız onu inşallah gerekçelendirin. Çünkü hatta Mustafa Kemal gibi bir insanı bile yani bir Müslümanın sevmesi gerekli ya da sevmese nefret etmese de olur diyebileceğim. Bu arada Mustafa Kemal benim için bir kavramdır. İsimden dışarı kavramdır. Çünkü bugünkü bütün meseleleri eğer konuşuyor ise küfürlü konuşuyor. Değerli hocam. Buyurun. Değerli hocam bakın. Siz, evet oraya gelelim. Hocam bakın. Bütün anlatımlarınızda özellikle bir selefi uleması, selefi
dostlar şey, veyahut ehli sünnet veyahut da önemli değil hocam. Yani genel İslam anlayışı diyor ki hocam hüküm sadece Allah'ın diyor. Ama iş pratiğe geldiğinde Allah da hüküm veriyor, peygamber de veriyor, ulema da veriyor. Demek ki hüküm sadece Allah'ın olmamış oluyor bir. Hocam bunları ben peş peşe sayayım. İki, hakimiyet sadece Allah'ındır diyor ama Allah'ın dışında ulemaya da hakimiyet veriyor, peygambere de hakimiyet veriyor. Allah'ın hakimiyet yetkisini, otoritesini üçe bölüyor. Üç otoriteli bir şirket dini. Siz tevhid diyorsunuz, tevhid birlemedir hocam. Rububiyette ve uluhiyette otoriteyi birlemedir ama sizin üç tane otoriteniz var en az hem de. Fazlası var da en az üç tane. Allah otorite, peygamber otorite, ulema otorite. Tevhid olmuyor ki hocam, bu tesis oluyor. Üçüncüsü hocam, laiklik dinsizliktir diyorsunuz. Neden dinsizlik hocam? İşte atıyorum ayetle amel etmiyor. Mesela kısası uygulamıyor. Tamam. Bir laik devlet kısası uygulamadığında ayetlerle amel etmediği... Hocam bakın not alın siz. Bir laik devlet dinsiz diyorsunuz ya, ben onu anlatıyorum bakın. Laik devletin dinsiz olmadığını anlatıyorum. Laik devlet neden dinsiz değil? Laik devlet bazı ayetlerle amel etmiyor ama birçok ayette amel ediyor. Yetimlere sahip çık diye sosyal hizmetler kurumu kurmuş. Fakire yardım et diye bilmem fonlar oluşturmuş. Hastayı tedavi et diyor, hastaneleri oluşturmuş falan. Bak birçok açıdan Kur'an'a uyuyor. Uymadığı kısasta uymuyor. Hocam bakın kısasta uymuyor. Aynen. Tamam. Hocam kısasta amel etmiyor. Peki değerli hocam, sen de Allah'ın gıybet etme, dedikodu yapma emriyle amel etmediğinde sen neden sadece günahkar oluyorsun da dinsiz olmuyorsun? Devlet kısasla amel etmeyince dinsiz oluyor. Tam da işte bu meseleyi daha önceden de dinledim ben sizden İzzet hocam. Evet, aslında evet, çok hocam. Çok basit bir açıklaması var Allah'ın izniyle. Bu konu tamam. Allah'ın izniyle bütün bu vahitlere çok kolay bir meseledir. Çünkü bizim için gerçekten hani muvahhid olabilmemiz için Allah'a subhanahu teala şirk koşmamamız gerekli. Bugünkü genel hocam, olarak şirk... Hocam siz muvahhid değilsiniz. Bakın yanlış anlaşma olmaz. Siz hocam bakın sizin tek otoriteniz Allah değil ki. Hocam ben... muvahhid... Bak hocam muvahhid tek ilahı olan. Siz bana hocam, mesela bakın, muvahhid değilsiniz derken ispatlamakla mükellefsiniz. Ben size Müslüman hocam. Değilsiniz derken ispatlamakla mükellefim. Doğru mu? Tabii ki hocam. Ben sizin İslam ehli olmadığınızı eğer iddia edeceksem onu zaten ispatlayacağım Allah'ın izniyle. Siz de benim muvahhid olmadığımı ispatlayacaksınız. Şimdi bir hocam sadece siz değil. Hiçbir selefi muvahhid değil. Hiçbir tamam. Geleneksel İslam anlayışı muvahhid olamaz. Hocam bakın muvahhid olan kim olur? Hocam muvahhid olan bu ülkede kim biliyor musunuz? Sizin beğenmediğiniz Mustafa İslamoğlu muvahhid. Tek otorite Kur'an diyor. Tek otorite Allah diyor. Siz hocam bakın. Ya hocam takipçilerimiz dikkat etsin. Ey takipçilerimiz. Muvahhid ne demek? Dinde tek otoritenin Allah olması demek. Ya hocam sizin din anlayışınızda tek otorite Allah değil ki ya. Peygamber hüküm koyuyor. Hadi o ayetten koyuyor diyelim. Peygamberimizi ayrı tutalım. O vahiyle koyuyor. Ulema koyuyor. Kur'an'da yoksa sünnette. Örnek verir misiniz? Mesela ulemanın Allah subhanahu ve teala ve Resulü'nün dışarısında bir hüküm koyduğuyla alakalı bir örnek verir misiniz? Vereyim hocam, çok rahat. Hocam bunu bir defa siz sistem haline getirmişsiniz. Kur'an'da yoksa sünnette, sünnette yoksa bilmem kıyası fukaha, orada yoksa icma-i ümmet diyorsunuz. Bakın bu sünnette ne? Bile yoksa, hocam sünnette yoksa bile hüküm koyuyorsunuz. Çünkü Allah subhanahu aleyhi ve sellem bizi hadisleri kabul ettiğimizden dolayı, hadislere göre sizi de nasıl ki Kur'an'ı kabul ettiğinizden dolayı Kur'an'a göre yargılıyoruz. Şimdi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hakkında hüküm indirilmeyen bir şeyde kul muayyerdir. Yani serbest bırakılmıştır. Şimdi şöyle düşünün. Bugün ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Allah subhanahu aleyhi ve sellem'in hükmüyle hükmedilen bir meclis olsaydı. Bugünkü sokaklardaki kırmızı ışıkların veyahut sağdan mı soldan mı gidileceği yahut örnek söylüyorum buna benzer yol işaretleriyle alakalı meseleler Kur'an'da ve sünnette var mı? Var mı? Yok ama hocam ama din değil ki. Din değil hocam. Tamam. Din değil. Cevap vereyim. Var mı yok. Şimdi bir alim yapması gereken şey nedir? İslam'a, Kur'an'a ve sünnete muhalif olmadan ortaya bir hüküm çıkartmaktır. Şimdi bunu yapmasında herhangi bir sorun var mı? Var. Ne sorunu var? Bunu Allah beşeriyor. Hocam siz hocam beşeri olana batıl diyorsunuz. Ulemanın koyduğu beşeri kanunu din kabul ediyorsunuz. Bu sizin yanlış anlayışınızla ilgili. Bunu ya hocam Allah aşkına ya. Hem diyorsun ki beşeri olan batıl diyorsunuz. Ulemanın ayette olmayan batıl demiyoruz. Hocam bir dakika. Hocam bak hocam bak. Hocam beşeri olabiliyor. Bir dakika. Matematik beşeri değil mi? Biz batıl mı diyoruz? 2 kere 2 5 mi diyoruz inatla? Burada yanlış anlaşılma var. Neye batıl diyoruz? Beşeri kanunlar
Allah subhanahu wa ta'ala'ya muhalif olan kanunlar batıldır diyoruz. Burada siz de yanlış bir şey hocam, mi söylüyorsunuz? Hocam hayır ya, siz hocam 7-24 beşeri beşeri diye bağırıyorsunuz. Beşeri olan her şeyi sırf beşeri olduğu için batıl görüyorsunuz. Ama bakın, kendiniz, benden duyuyorsunuz. Hocam, kendiniz, hocam bakın. Bana gelince, bir laik, demokrat bir Müslümana gelince, affedersiniz. O da nasıl oluyor, onu da sormak istiyorum. Hocam, emekli olmak için gereken sosyal güvenlik prim gün sayısını bile beşeri olduğu için belki batıl görüyorsunuz. Hiç dinle alakası olmadığı halde. Ama hocam siz kendinize geldiği zaman ulemanın ayette olmayan, hadiste olmayan, sünnetten çıkarılamayan, tamamen kendi içtihadıyla ortaya koyduğu, beşeri telakkisiyle ortaya koyduğu bir beşeri hükmü, din, beşeri kanunda şeriat kabul ediyorsunuz. Hani otorite birdi, hani beşeri olunca batıl oluyordu hocam. Beşeri işte. İzzet hocam, şimdi bu tepkilerinizi anlıyorum. Şimdi bu kadar zamana göre bu inançla yaşadığınızdan dolayı, şimdi sizin karşınıza birisi çıkıp bu meseleleri izah etmeye çalıştığında, hocam, hocam buyur, buyur. Bugün bir toplumdaki gerçek manada o deprem oluyor. Yani biz normalde bu zamana kadar annemizden babamızdan öğrendiğimiz, bugünkü sistemin de dayattığı ve camilerde öğrettiği bir dini öğrenmiştik. Ta ki Kur'an ve sünnetle tanıştıktan sonra, Kur'an'ı daha doğru düzgün bir şekilde öğrenmeye çalışıp, Kur'an'ı kavramları anlamaya çalıştıktan sonra, hem atalarımızdan gelen dinin ne kadar Kur'an ve sünnetle çeliştiğini ve bugünkü sistemin öğrettiği dinin hem Kur'an'la hem sünnetle çeliştiğini gördük. Şimdi bugünkü sistemi siz Kur'an'la nasıl uyuşturabilirsiniz? Laiklik dinsizlik değil diyorsunuz. Peki dindarlık mı? İslam değil, İslam değil diyorsunuz mesela. Yani ya, değerli hocam. Buyurun. Ya hocam bakın lütfen, hocam bakın söylüyorum, bakın lütfen. Bakın kendinize tanıdığınız hakkı Türkiye Cumhuriyet Devleti'nde de çok görmeyin. Ne diyor Peygamberimiz? Bakın Peygamberimiz ne diyor? Kişi kendisi için istediğini başkası için istemedikçe gerçek anlamda mümin olamaz diyor. Ben Peygamberimizin hocam din kabul edemeyeceğimiz bu tarz bu sözü hocam, bir dakika, kabul edemiyorum ben bu sözünüzü. Şimdi siz hadisleri tamamen ya reddedeceksiniz. Hayır. Ya da hayır, hiç beğenmeyeceksiniz. Hocam işte hocam onun için İşinize gelmeyi terk etmek doğru bir usul değil. Tamamen hayır. Reddedin. Biz de temiz bir şekilde bir muhabbet edelim. Hocam bakın yanlışınız var hocam. Ben Kur'an'da var mı ihtiyacınız olur? Hocam Peygamberimizin sözü diyemeyiz. Bir defa Peygamberimizin olduğunu bilmiyoruz. Haşa, ona iftira da ediyor olabiliriz. Ben Peygamberimize isnat edilen sözlerin din olamayacağını ama kültür anlamında, veciz söz anlamında, değerli bir söz anlamında, nasıl ki atı sözlerini değerli kabul ediyoruz. Bu tarz sözlerini, işte sizin en hayırlınız, insanlara en çok faydası dokunandır falan, ben bu sözleri niye almayayım? Peygamberimiz değilse de Hazreti Ömer söylemiştir, Hazreti Ali söylemiştir. Yine benim için değerlidir. Ama din değildir. Ben dinle hocam kültürü, dinle tamam, veciz sözü... Değilse en başa yine dönüyoruz dedim ya. Yani siz halen haram aylarla alakalı, kurbanla alakalı, Ramazan'la alakalı, hocam, o zaman haşa Kur'an-ı Kerim'de çelişki var. O zaman haşa Allah biz bu kitapta eksik bırakmadık derken haşa yalan söyledi. Sadece işte peygamber sadece elçi derken, işte kıyamet günü sadece Kur'an'dan sorulacaksınız derken, eksikliklerden münezzeh olan Allah haşa eksik kitap yolladı. O zaman hocam bunu açıklayınız mı topluma? Hocam bakın ben buraya girmek istemiyorum. O kitabın hocam, içerisinde Allah ne diyor? Bakın bu adam, Allah subhanahu teala diyor ki evet kitap eksiksiz ve o kitabın içerisinde diyor ki ve onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor diyor. Daha ne desin Allah? Hikmet ne demek? Hikmet ne demek hocam? Bana göre teferruat olan şeyler, yani İslami konudaki amellerimiz konusundaki namazın nasıl kılınması, namazda hangi duaların okunması, hacda hangi lafızların söylenmesi, hangi gün olması, bütün hepsini kapsar. Yani bizim dinimizle ibadetlerimizle alakalı bütün teferruatı kapsar. Yani alimlerin bu konu hakkındaki söylemeleri şu an aklımda olmadığından dolayı hikmeti bu şekilde anlıyorum. Eğer hatam var ise de Allah subhanahu wa ta'ala ıslah etsin, onun konuda da düzeltirim. Düzeltmek isteyenler varsa da bana ulaşabilir. Ama burada kitabı öğretiyor dediği şey Kur'an. Bunu bilelim. O yüzden Allah diyecek ki ya ben sana eksiksiz bir kitap gönderdim. Ama Rabbim olur mu? İşte hadislerde falan dediler. Biz onları kabul etmedik. Ama senin kitabında şunlar da yoktu. Ben Resul'e de itaat edeyim. O kitabı size öğretiyor da dedim. Allah'ı seviyorsanız ona itaat edin ki Allah da sizi sevsin dedim. O size temiz olan şeyleri helal, pis olan şeyleri haram kılar dedim. Yani daha nasıl bir ya şey hocam, bekliyorsunuz? Hocam bakın. Bu benim için son olarak cevap olarak yeterli. İnşallah hocam, başka bir... Bütün hadislerin toplanması... Hocam tamam oraya geleceğiz. Bakın diyor ki bir başka ayette kime hikmet verildiyse diyor ona çok şey verilmiştir. Hocam bu durumda hikmet başka bir şey. Yani hadis falan değil, yani ayet mayette dinin detayı değil. Demek ki başka bir şey. Demek ki herkese
Hocam demek ki herkese verilebilen bir şey. İkincisi. İzzet Hocam, hadi siz söylerseniz ben gerçek manada şaşırırım. Şöyle söyleyeyim. Hikmet dediğiniz şeyi örnek söylüyorum. Sadece bakın ben hikmetle alakalı açıklama yaparken hikmetin birkaç tane manası var. Yani hikmet yerli yerince bir işi yapmaya da derler. Hikmet bir işin teferruatında doğru olan bir şeyi isabet etmek de derler. Bu genel bir anlam ise Kur'an'daki niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öğrettiği ibadetleri kapsamasın? Doğru olan bir şey öğretiyorsa, namazla alakalı ihtiyacımız olan bir abdesti öğretiyorsa, duayı öğretiyorsa niye bunu kapsamasın? Yani bütün hepsini kapsayacak bir anlam ifade ediyor. Yani kime hikmet verilmiş ona çok hayır verilmiş diye bahsettiğiniz hadis güzel bir şey. Yani isabetli olarak Allah subhanahu teala birisine hikmet vermiş ise o yaptığı işlerde isabetli, aldığı kararlarda isabetli, insanlara faydalı işleri öğretebilir. Bütün bu manalar akla gelebilir. Bunda ne sorun var onu anlamadım. Hocam tamam hocam. Şimdi diyorsun ki bütün konuşmalarında hüküm sadece Allah'ındır. Onu sordunuz hemen cevaplayayım. 3 tane soru var Allah'ın izniyle. 3 tane soruyu ben cevaplayayım. Hatta beyan ederek de bunu söyleyerek siz de onu onaylarsanız ona göre bir şey yapayım. Hüküm, hatta şunu söylemişsiniz birinci. Siz diyorsunuz ki tevhid inancı var. Allah, Resul, alimler. Bu nasıl bir tevhid inancı? Bu teslistir. Bu Hristiyanlardan farksız bir dindir diyorsunuz. Doğru mu? Bu otoriteyi üçleme hocam. Bakın tevhid birlemedir hocam. Rububiyette, uluhiyette. Evet. Hüküm koyucu olarak sadece Allah'ı görmek, Allah'tan başka dini otorite kabul etmemek. Peki hocam siz ama dinde Allah'tan başka sayısız otorite kabul ediyorsunuz. Şeyhler, ben bunu beğen edeyim. Hocam siz şeyhleri kabul etmiyorsunuz. Hocam İbn-i Teymiye bir otorite. İmam-ı Malik otorite. İmam-ı Şafii ayrı bir otorite. Kim kabul ediyor bunları? Mesela otorite olarak Allah'ın yanına kim koyuyor? Hocam sizler koymuyoruz hocam. Yani ne koyuyoruz? Mesela ne diyoruz? Bir tane beyanımızı söyler misiniz? Hocam fıkıh kitaplarımızdaki hükümleri kim veriyor? Yok, bir tane beyanımızı söylerseniz. Bizim aklımızda şimdi söylediğiniz zaman İzzet Hocam bir şey söylemeniz lazım. Hocam şimdi tabii hocam şöyle söyleyeyim yani. Ben açıklayayım işte o yüzden diyorum ki yani hiç sorulmayın. Hocam, hocam ya mesela 40'ta bir zekat evet hadise dayanabilir. Şu an onu tam bilmiyorum. Hadise dayanabilir, sünnete dayanabilir. Hocam şunu soracağım. Hadise ve sünnete dayanmayan sadece ulemanın içtihadıyla ortaya konulmuş hiçbir hüküm yok mu? Kur'an'a ve sünnete dayanmayan alimlerin içtihadıyla ortaya konulan hüküm vardır. Lakin şunu söyleyeyim. Zaten Kur'an'da ve sünnette olmadığından, Kur'an'a ve sünnete muhalif olmayacağından bir alimin Kur'an ve sünnete esinlenerek, Kur'an ve sünnetin rızasına göre Allah'ın razı olacağı şekilde bir hüküm koyabilir. Bu hüküm koyması da, bir dakika, mesela örnek söyleyeyim, sigaranın içmesi haramdır. Biz bu şekilde inanıyoruz. Sigara niçin haramdır? Allah-u Teala der ki, israf edenleri sevmez, sigara israftır. Allah-u Teala iyi biçim israf etmeyin der, sigara israftır. Meşru olan şeyleri ye ama bu sigara sana faydalı değil, ihtiyacın değil. İnsanın kendi canına vereceği zarar İslam'da yasaklanmıştır. Sigara insanın kendisini bire bire intihara sürüklemesidir. Bakın bu bir içtihattır. Allah'ın kitabında hiçbir yerde sigara haramdır görmeyiz. Ama birisi çıkar der ki ya bu bir içtihattır, ben bunu kabul etmiyorum dediğinde sen Allah'ın ayetini, sen Allah'ın sözünü inkar ediyorsun demeyiz. Ama birisi çıkar derse İslam helaldir. Biz deriz ki sen Allah'ın ayetini inkar etmiş bir kafirsin deriz. Bu yüzden bu konu hakkında alimlerin hangi sözleri ya da alimlerin sözleri dediğimizden dolayı zaten alimin kendi sözü oluyor. Ama alimin Allah subhanahu teala şu ayette şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor dediği ve bu şekilde işaret ettiği bir mesele var ise bu bizi bağlar. Şimdi örnek söylüyorum. Siz bir konu hakkında ortaya psikolojik olarak bir şey açıklama yaptığınız zaman kendinizce kaynak olan meseleleri ortaya koyarsınız. Daha sonra dersiniz ki falan kaynakta filan kaynakta böyle söyle bu böyledir dersiniz. Bunu şimdi insanlar şöyle dese ya boş versene sen falan kişiyle filan kişi hakkında geliyorsun yeni bir hüküm koyuyorsun dese bu saçmalık olur. O yüzden hocam orucu bozan hocam mesela orucu bozan dünya kadar hüküm madde sayılıyor. Orucu bozan hüküm araştıralım. Ne diyorlar mesela alimler orucu bozma konusunda bir örnek verin. Mesela işte atıyorum Nuhut büyüklüğünde bir şey yediğiniz zaman diyor bozulur diyor. Allah tamam, adına orucu bozdu. Haşa Allah'a danışmadı. Tamam. Allah'tan bir vahiy gelmedi. Orucun bozulmasındaki illet bu değil midir? Bir şey yememiz değil midir? Ama işte Nuhut'u tayin eden kim? Nuhut hükmünü veren kim? Dur da şunu düzeltelim o zaman. Hükümler illetlere göre bina edilir. Yani eğer oruç bir şey yediğimizde bozulacağını beyan etmişse din, bir şey yediğinizde o oruç bozulur. Bunu birisinin size söylemesi Allah'ın dışarısında başka bir hüküm koyduğu anlamına gelmez. Allah'ın söylediği, Resul'ün söylediği bir sözü size tekrarlamış olur. Bu mu farklı bir hüküm koyuyor? Hocam 40'ta bir zekat hükmü mesela.
Tamam. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin malların, hayvanların üzerinde tanımladığı bir ölçü. Peki Allah diyor ki ihtiyaçtan fazlasını infak edin diyor. Bir Müslüman ihtiyaçtan fazlasını verdiği zaman hangi mal kalacak ki ortada kırkta birini vere? Zaten mal kalmıyor. Ona, o yüzden siz Kur'an'a uymanız gerekli. Şu an bulunduğunuz ev sizin ise başkasının olması gerekli. Hocam ben aciz, günahkar bir Müslümanım. Benim üzerimden, ben hocam ben yok. Bir insan değilim. Hocam o ayrı mesele. Hocam o ayrı mesele. Ben olmadığım şekilde görünmekten Allah'a sığınıyorum. Ben dindar bir insan değilim. Ama inançlı bir insanım. Ben diyorum ki ayette diyor ki siz diyor hocam ey Muhammed sana malımızdan ne kadar vereceğiz diye sorarlar. Onlara de ki diyor ihtiyaçtan arta kalanı. İşte biz ayetlerimizi böyle açıklıyoruz diyor. Size tefsir alimleri açıklar demiyor. Bak biz açıklıyoruz diyor. Hocam biz bu ayette amel ettik. Malımızın ihtiyaçtan fazlasını verdik. Peki kırkta biri nasıl? Geride mal kalmıyor ki ihtiyaçtan fazlasını verelim. Şöyle o zaman söyleyeyim. Hocam o zaman zekat anlamsız hale geliyor. Zekat verecek mal kalmıyor. Demek ki zekat da ortaya çıkıyor ki ihtiyaçtan fazlası. Bu durumda peki nasıl peygamberimiz kutsi vahiy alıyor da kırkta bir diyebiliyor? Şimdi Allah subhanahu aleyhi kitabında Allah bir konu hakkında bir hüküm indirme meselesinde şunu söylüyor. Diyor ki Allah bir ayeti eğer yürürlükten, hükümden kaldırırsa ya onun benzerini ya da ondan daha hayırlısını indirir. Nesih ve mensuh meselelerini bilmeniz gerekli. Sizin bahsettiğiniz ayet belli bir zaman geçerli ve belli bir zaman sonra nesih edilmiş de olabilir. Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den zaten bunu görüyoruz ki bir tanım koymuş, bir ölçü getirmiş. İşte sorun bu. Siz Kur'an'ı tamamen kabul ettiğinizde böyle aslında peygambercikler ortaya çıkıyor. Yani örnek söylüyorum. Kur'an'ı tek başına kabul ettiniz. Peki kimi dinleyeceksiniz? Mustafa İslamoğlu'nu dinleyeceksiniz. Örnek söylüyorum Mehmet Okuyan'ı dinleyeceksiniz. Söylüyorum falan Edip Yüksel'leri falan dinlemek zorunda kalacaksınız. Aslında bir tane peygamberiniz olmayacak. Birden fazla peygamberiniz olmuş olacak. Bir dakika. Bir de şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki alimler işte Allah subhanahu teala alimlerden dinleyin demiyor bu meseleleri. Ya Allah subhanahu teala bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bir alimin ilminden faydalanmak kötü bir şey mi? Bir alimin hocam, ilmiyle zenginleşmek kötü bir şey mi? Bir dakika hocam, şunu söylemek istiyorum. Kur'an ve sünnet dışarısında bizim öncelikle yapmamız gereken avam olarak kendimizi Kur'an ve sünnet üzerine geliştirmek ve alim denilen insanların din adına hakkında konuştuğu sözlerin din olup olmadığını ölçebilmek, bunun için çabalamamız gereklidir. Ve biz bugün ehli sünnetin gerçek manada o kadar ayeti, o kadar hadisi şerh etmesini, anlatmasını gerçek manada değerli buluyoruz. Niye? Çünkü anlamadığım bir mesele, anlamadığım bir coğrafya, tamamen bilmediğim bir mesele, bana birisi bunu öğretmesi lazım. Yani öğretmensiz okul olur mu? Olmaz. Bu yüzden bu din de öğretmensiz olmayacaktır. Ve bize şunu söylemek istiyorum gerçek manada. Kur'an bize sahabeler tarafından, doğru mu? Yani sahabeler normalde katipler tarafından yazıldı. Aynı katipler tarafından da hadislerin yazıldığını biz söylüyoruz. Diyoruz ki ya peygamber yani ya bu kitaba güveniyorsanız o peygamberin sahabesi yazmış bu kitabı. Aynı sahabeye tekrar güvenin diyoruz. Çünkü onlar Kur'an'la alakalı nasıl ki bir dakika bitireyim. Vahiyde herhangi bir şekilde hata yapmadı, yanlış yapmadı ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le alakalı, onun hayatıyla alakalı, izlenimleriyle alakalı da elbette hata yapmaktan Allah'a sığınacaklardır. Şunu söyleyeyim. Sahabe bir tane sahabe de eğer bir sahabe hata yapsa, yanlış yapsa diğer sahabenin baskısıyla mecbur düzelmek zorunda kalacaktır. Şimdi bugün şunu söylemek istiyorum. Kur'an'ı kim bize ulaştırdı? Hafızlar değil mi? Hafızlar. Peki hadisleri kim bize ulaştırdı? Muhaddisler. Muhaddislerden önceki kimler? Hocam bakın. Bitirmek istiyorum. Bitireyim. Hocam bakın bir tane. Bitireyim hocam, de. Bakın. Ama yarım kalırsa emin olun haksızlık olur. Şimdi Ebu Hureyre radıyallahu anh hadislerde okuduğumuza göre ya da Amr bin As hadisleri yazdıklarından bahsediyor. Yani Ebu Hureyre zaten ilk zamanda kağıda yahut deri parçalarına yahut farklı materyallere yazıldığından bahsediyor. Yani kayda geçirildiğinden bahsediyor. Daha sonra bu hadisler hıfzedilerek hafıza şekliyle yani başkalarının nakledildi. Hafıza şekliyle nasıl ki Kur'an bugüne gelmiş ise hadisler de aynı şekilde bize ulaştırıldı. Peki sahih hadis var. Kur'an'a baktığımız, bir dakika bir şey söyleyeyim. Kur'an'a baktığımız
yönüyle hadislere niye farklı bir gözle bakıyoruz ve Kur'an'ı tamamen yeterli olarak görüyor isek, bahsettiğim soruları tamamen eğer cevaplandıramıyor iseniz, ya dediğiniz gibi Kur'an'ın evet benim usulüme göre yetersiz, ben bu Kur'an'ı inkar ediyorum diyeceksiniz, ya da Kur'an'ın başa gösterdiği varlık, başa gösterdiği kaynaklara kendimizi ne yapmamız lazım, iletmemiz lazım. Başka alternatifi yok. Bugün mesela kurbandan, Ramazan'dan bahsettiniz. Ramazan orucunu biz neye göre başlıyoruz, neye göre bitiriyoruz? Hocam o zaman eksik kitabı münezzeh olan Allah eksik kitap yolladı. Bunu kapatıyorum. Bu sizin inancınızla alakalı. Hayır. Bir şey diyemiyorum. Hocam, hocam yani bunu lamıcı mı yok ama fakat lakin gerek tevil etmiyor. Hocam İslam tarihinde tevil edilmemiş hiçbir şey yok. İstedikten sonra her şeyi tevil, tefsir edebilirsiniz. Hocam buna hiç gerek yok. Eksikliklerden münezzeh olan Allah haşa bugün dininizi kemale erdirdim derken haşa yalan söyledi. Kitapta eksik bırakmadık derken yalan söyledi haşa. Eksikliklerden münezzeh olan Allah eksik iş yaptı demiş oluyoruz. Hocam buraya çıkıyor, başka bir yere çıkmıyor. Hocam bunu kapatalım. Hocam bunu kapatalım. Bir şey diyeceğim. Peygamberimiz bir sahabenin yanına geliyor. Diyor ki ne yapıyorsunuz diye soruyor. Sahih hadis Buhari'de geçiyor. Ya Resulullah senden işittiğimiz hadisleri yazıyoruz demişler. Size Allah'ın kitabı yetmiyor mu? Daha önceki ümmetler Allah'ın kitabı yanında başka kitaplar yazdıkları için yoldan çıktılar diyor ve onları yaptırıyor. Hocam bunu sahih kabul etmeyen kimse yok değil mi? Sahih mi? Sahih. Şimdi siz de sahih kabul ediyorsunuz bu hadisi. Fakat açıklama şu. Bu açıklamayı kabul ediyor musunuz? Onu soracağım. Peygamberimiz önce Kur'an'da karışmasın diye müsaade etmedi fakat daha sonra müsaade etti. Bu açıklamayı kabul ediyor musunuz? Evet. Yine İzzet Güllü bakış açısıyla cevaplıyorum hocam. Buna verecek hiç cevabınız olamaz. Hiç espri yapıyorum. Yanlış anlamayın. Biraz ortamı yumuşatalım diye. Peki hocam. Peygamberimiz bakın ne kadar zeki bir insan. Diyor ki Allah'ın kitabı size yetmiyor mu? Daha önceki ümmetler Allah'ın kitabı yanında başka kitaplar yazdıkları, mişnalar yazdıkları için yoldan çıktılar diyecek. Ama bir süre sonra ya boşver ya yazın. Siz yoldan çıkarsanız çıkın diyecek. Boşver. Öyle bir risk var ama vazgeçtim siz yazın diyecek. Ya hocam yoldan çıkmayı Allah'ın kitabı yanında başka kitaplar yazmaya bağlayan, sakıncayı burada gören bir peygamber bir süre sonra izin verir mi ya? Bitti mi? Evet. Şimdi size kitabı hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek bir elçi gönderdik. Diyen Allah subhanahu ve teala elbette bu dinini dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle ne yapacak? Sahabesine öğretecek. Biz bu kitaba, ayete baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle ya da böyle bununla görevlendirilmiş. Şimdi cevap vereyim. Bahsettiğiniz meselede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ölçü veyahut belli bir zamana bir sınırlama getirmiş olabilir. Belli bir zaman sonra eğer aynı hadisi kabul ediyorsanız dediğiniz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ağzımdan hak olan bir şey çıkmaz yaz dediği hadisi de kabul etmek zorundasınız. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylediği zaman veya söylediği kişiler veya bulunduğu durum, bulunduğu zaman farklı bir zamanda da farklı bir hüküm söyleyerek bunun önünü açmıştır veya bunun önünü açtığı kişiler de farklı kişilerdir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hikmetli iş yapmakla mükellef. Yani çevresindeki insanlara bu beyanda bulunmasında da herhangi bir çelişki ben göremedim. O çelişki dediğiniz şey tam olarak nedir mesela? Bir daha beyan ederseniz inşallah. Değerli hocam bakın şimdi peygamber hani hocam sebebi illet diye bir kavram vardır. Yani bir ayetin sebebi hikmeti, illeti deniyor. İşte nedeni, işte bir içkinin yasaklanmasının bir hikmeti var değil mi? Bir illeti var. Şimdi hocam peygamberimiz diyor ki benden diyor ne yapıyorsunuz diyor. Senden işittiğimiz sözleri yazıyoruz diyor. Peki diyor size Allah'ın kitabı yetmiyor mu? Hadi bunu geçelim. Allah'ın kitabı yetmiyor mu? Daha önceki ümmetler diyor Allah'ın kitabı yanında başka paralel kutsal kitaplar yazdıkları için yoldan çıktılar diyor. Hakikaten zekice bir yaklaşım. Gerçekten hocam tarih boyunca bütün dini sapmalar Allah'ın kitabı yanında başka paralel kutsal metinler yazmak suretiyle gerçekleşmiş. Peygamberimiz bakın ne kadar zeki bunu biliyor. Diyor ki böyle bir sakınca var diyor. Yani Peygamberimizin söylediğini nereden çıkartıyorsunuz ki şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın yine söylüyorum İzzet hocam. Ya hocam hadiste diyor ki bakın daha önceki ümmetler diyor Allah'ın kitabı yanında başka kitaplar yazdığı için yoldan çıktılar diyecek. Ona ben hocam, iman ediyorum. Hocam bakın sapmayı daha önceki ümmetlerin yoldan sapmasını bu kaygıyla açıklayacak. Bir süre sonra nasıl izin verebilir hocam? Böyle bir kaygı duyan bir peygamber önceki ümmetlerin sapmasını hadis yazmaya yani o günkü hadisleri yazmaya bağlayan bir elçi. Nasıl bir süre sonra tamam ya izin verdim artık yazın diyebilir hocam ya? Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle söyleyeyim. Genel olarak kendisinin yazdırmayla alakalı. Yani biz şimdi burada kaynaklara itimat ediyoruz. Siz diyorsunuz ki bu hadiste böyle söylemiş falan hadiste de yazılmasını söylemiş. Biz de bu hadislerin ikisine bakarız. Deriz ki bulunduğu konuma göre, bulunduğu duruma göre bu sözü söylemiştir. Siz diyorsunuz ki geçmişteki kavimler, geçmişteki ümmetler Allah'ın kitabının dışarısında başka kitaplar edindiklerinden dolayı. Bu
İbn-i Mesud radıyallahu anh zamanında gerçekleşti. Şöyle, İbn-i Mesud radıyallahu anh'a başkası tarafından İslam hakkında yazılan bir kitap getirildi. Ve İbn-i Mesud radıyallahu anh o kitabı yaktı. Yaktırdı. Niye? Aynı şekilde bahsettiğiniz beyanda bulun. Yani bundan önceki ümmetler Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Allahu alem naklederek diyor ki bundan önceki ümmetler Allah'ın kitabının dışarısında başka kitaplara uydu. Başka kitapları kaynak olarak bildi. Bundan dolayı sattı. Şimdi Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka kitaplar diyerek kendi hadislerini, kendi sözlerini kastetmesi mümkün olabilir mi? Olamaz. Hocam, o zaman. Ya hocam, senden işittiğimiz hadisleri yazıyoruz diyor. Hocam bakın sahabe diyor ki ne yapıyorsunuz diye soruyor. Selamünaleyküm diyor. Ne yapıyorsunuz diyor. Ya Muhammed senden işittiğimiz sözleri yazıyoruz deyince Allah'ın kitabı size yetmiyor mu? Daha önceki ümmetler diyor. Bu sebeple yoldan çıktılar diyor. Hocam kendi sözleri olduğu söylüyor kendisine. Senden işittiklerimizi yazıyoruz diyor. Demek ki kutsi hadis falan ayrımı yok. Bakın yok orada bir kutsi hadis falan ayrımı yok. Senden duyduklarımızı yazıyoruz diyor. Peygamber benden duyduklarınızı yazmayın diyor. Kur'an yetmiyor mu size diyor. O Allah'tan geldi. Onun dışında diyor kutsi hadis yok demiş oluyor. İşte benden işittiklerinizi yazmayın diyor. Yoldan çıkarsınız diyor. Bir tek yoldan çıkmışız. Binlerce hadis eklemişiz. Bir ara 1 milyona çıkmış. Ya hocam bir şey soracağım bakın. Lütfen samimi yok cevap verin. Bugün İncil bozuldu diyoruz. Değil mi? İncil tahrif oldu. Neden hocam? Hiç içinde hakikat yok mu? Allah'tan gelen hiçbir ayet kalmadı mı? Var. Ama ne diyoruz? İçine papaz sözleri girdi. Peki İncil'in içerisine bir sürü Allah'tan gelen hakikati barındırdığı halde sırf daha sonradan papaz sözü girdi diye koskoca bir İncil'i ve Hristiyanlığı bozuldu kabul ediyoruz. Biz Buhari'nin içine bu kadar sahih olmayan hadis girdiği halde sesiniz tam gelmiyor. İzzet hocam sesiniz tam gelmiyor. Hocam. Sesinizle görüntünüz. Hocam bakın bir şey söyleyeceğim. Şimdi Hristiyanlık bozuldu diyoruz. Niye? İncil'in içerisine papaz sözleri girdi, tahrif oldu diyoruz. Peki hocam o zaman Hristiyanlar da şöyle yapsın. Ya hepsi bozulmadı ki. İçine bazı sözler girdi ama biz ayıklayalım. Allah'tan gelenlere karar verelim. Papaz sözlerini ayıkladık. Beşeri olanı attık. O zaman bizim dinimiz hak din. Kabul edecek miyiz? Hristiyanlığın bozulmadığını o zaman ayıklandığını kabul edecek miyiz? Yani ayıklama yaparlarsa. Ama biz hocam kendimiz Buhari'den din seçiyoruz. Ya bunu yanlış mı söylüyor? Şimdi İzzet hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Allah subhanahu wa ta'ala yeni bir şeriat indirmiş, yeni peygamber göndermiş, Resul göndermiş ve ona ittiba edilmesi gerekli olduğunu söylemişken İncil'in de Tevrat'ın da Zevr'un da hükmünü yürürlükten kaldırdığını anlamış oluruz. Bu yüzden bunlar delil gelmez deriz. Bu kadar basit bir açıklaması var. Tamam. Peki hocam bir şey soracağım. Allah'ın kitabına bir nokta ve bir virgül ekleyebilir miyiz? Ne konuda? Bunu ne soruyorsunuz mesela? Değiştirme yani konusu. Kur'an-ı Kerim'e bir nokta ekleyebilir miyiz mesela? Yani bir kelime, bir harf, bir nokta. Bugün harekeler falan var. Bunları mı kastediyorsunuz? Yok hocam o anlamda değil. Fazladan ilave anlamda hocam. Yani noktadan kastım küçük bir şey anlamında. Yani bir kelime ekleyebilir miyiz mesela Kur'an-ı Kerim'e? Tabii ki manası olarak değiştiremeyiz. Evet. Yani Kur'an'ın kendisini hocam, değiştiremeyiz. Niçin hocam? Niçin ekleyemeyiz? Allah'tan geldi çünkü. Tamam. Peki hocam İslam dini de Allah'tan geldi. Neden dine içtihat bilmem kıyas faha adı altında hocam dünya kadar ulema görüşlerini ekledik. İslam dini de Allah'tan geldi. Hocam din de Allah'tan gelmedi mi bir. İkincisi hocam İslam dini ilahi bir din diyoruz. Peki şu an inandığımız İslam dininin bir kısmı ilahi bir kısmı beşeri ulema eliyle oluşturulmuş toplamına İslam diyoruz. İkincisi üçüncüsü hocam hüküm sadece Allah'ın diyorsunuz ama ulemaya da hüküm yetkisi veriyorsunuz. Ne konuda hüküm yetkisi veriyoruz? Mesela Allah subhanahu teala'nın hakkında mesela şöyle söyleyeyim. Allah subhanahu teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem süt kardeşle evlenmeyi yasaklıyor. Mesela bir alim çıkıp diyor mu ki süt kardeşle evlenmek serbesttir. Ya hocam, değerli hocam. Bakın, mesela şöyle diyelim. Hocam öyle anlatıyorsun. Hocam bakın. Hocam öyle anlatıyorsun. Sanki var ya. Hocam hepsi Kur'an'dan çıkıyor. Hocam bakın ne deniyor? Kur'an'dan yoksa. İzzet hocam. Hocam bak şunu tamam. Şöyle hocam, şunu tamam. Mesela Allah subhanahu ve teala ayetinde şöyle bir ayet var. Mesela kısasta hayat vardır ya da Allah subhanahu ve teala iftira atanlara 80 sopa vurulması ya da Allah subhanahu ve teala hırsız kadın ve erkeğin yaptıklarına karşılık ellerini kesinle alakalı bir ayet var da
birileri çıkıp ödüyorlar ki hırsıza içtim 3 ay hapis. İşte bir adam öldürdüysen sen falan falan yıl hapis falan. Ya bunu mu söylüyor mesela alimler bugünkü sistem gibi? Ya hocam bakın hocam şimdi ben bilmediğim evet. Her zaman söyleyen bir insanım. Şu an inanın aklıma bir sürü hüküm olduğu halde gelmiyor. Ama şunu söylüyorum bakın samimiyetinde inandığım için. Bugün bakın mızrak hocam mesela mızrakla İlmihal var mesela değil mi? İlmihal kitapları var. Şimdi hocam orada şu an bir ilahiyatçı ya da bir din eğitimi iyi olan bir arkadaş takip ediyorsa bilecektir. Ayette olmadığı halde, hadiste olmadığı halde, sünnette olmadığı halde kıyası fukaha ve içtihat yoluyla üretilmiş ve din olarak kabul ettiğimiz, onunla amel ettiğimiz sayısız hüküm var. Hocam bakın zaten demiyor muyuz Kur'an'da yoksa sünnette, ortada yoksa içtihat falan. Bakın demek ki Kur'an'da ve sünnette olmadığı halde yoksa, de. Sünnette hocam, lafzı bizim kabul ettiğimiz bir lafız değil. Ehl-i sünnet bunu kabul etmez. Kur'an'da yoksa sünnette. Bir defa bahsettiğiniz hadis zaten zayıf olarak kabul edilmiş hadis. İkincisi bahsettiğiniz usul de ehl-i sünnetin kabul ettiği bir usul değil. O zaman kullanmamanız gerekli. Bizler şunu demeyiz. Kur'an'da yoksa hadiste. Hayır. Kur'an ve sünneti bir anlarız biz. Kur'an'da namaz var ise sünnette nasıl kılındığı. Hac var ise hangi günde yapıldığı. Haram aylar var ise hangi aylar olduğu. Günahlar var ise hangi... Bitireyim. Tamam hocam. Hangi günahlar zina, olduğu. Zina yapan... Mesela... Tamam. Hocam bakın. Bir saniye. De, böyle kestim mi olmuyor. Şimdi mesela örnek söyleyeyim. En başta dediğim şeyleri de tekrar tekrar anlamadığınızdan dolayı diyeyim artık. Ne diyeyim? Bunları soruyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Bakın siz Kurban Bayramı'nı niye kutluyorsunuz? Ramazan Bayramı'nı niye kutluyorsunuz? Eza ya hocam bu toplumda yaşadığım hocam bu toplumda linç ediyorlar, dışlıyorlar, tekfir ediyorlar, mecbur kalıyoruz. Yani belki benim için Bundan dolayı din yaşıyorsanız o zaman adınız münafık olur. O başka bir şey. Bakın, hocam ben kendi adıma konuşmuyorum. Bakın ben samimi bir adamım. Ben Cuma'ya gitmediğimi de söylüyorum. Ben daha kıldığımı da söylüyorum. Ben kurban kesmediğimi de söylüyorum. Ben kendi adıma konuşmuyorum. Ben bu toplumu söylüyorum. Bu toplumda birçok insan... Rabbin için kurban kesiyor mesela kitapta. Mesela Rabbin için kurban kesiyor mesela. Nasıl yapıyorsunuz? Kurban kesmediğini söylüyorsunuz. Hocam öyle bir anlatıyorsunuz ki bakın Kur'an emretmiş, sünnette onu açıklamış. İlave hiçbir hüküm koymamış. Ya hocam Kur'an zina... Değil mi hocam böyle mi diyorsun? Ya Kur'an'da mutlaka vardır onun çekirdek hükmü. Sünnette onun detayını anlatıyor diyorsun. İlave bir şey koymaz diyorsun değil mi hocam? Peki rejimin Kur'an'daki şeyi ne, tohumu ne? Rejimle alakalı meseleyi ben en başta hatta beyan ettim. Dedim ki hani hadisle alakalı mesela eğer hadisler uydurma ise gerçek manada böyle bir meseleyi en başta şunu söyledim. Benim bugün bir kanun çıkartıp da Türkiye Cumhuriyeti kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın içerisine yerleştirmesi mümkün değil. Niye? Çünkü devlet var. Niye? Otorite insanlar var. Bakanlığı var, polisi var, askeri var. Şimdi İslam dini bundan daha mı aciz bir otoriteye sahip? Ki din devletinden bahsediyoruz, dini otoritelerden bahsediyoruz. Bir insan hadis çıkartacak ve o hadisi kitabına yazacak ve o kadar saydığımız alimler, tabi'in, tebeut tabi'in sahabesi buna sessiz kalacak. Ki Ali radıyallahu anh zamanında bile daha hadisler ortaya konulmaya başlandığında, insanlar farklı farklı hadisler söylenilmeye başladığı zaman kaynaklar sorulmaya başlanmıştı. Yani alimler kitaplarına aldığı hadisleri hem yazılı hem hıfz yoluyla saklıyorlardı, muhafaza ediyorlardı. Aktardığı kişilere bu şekilde aktarıyorlardı. Şimdi demek istediğim şey şu. İslam'da bir meseleyi öyle kolay kolay İslam'a yerleştiremezsin. Rejimle alakalı bir meseleyi hele İslam'a hiçbir şekilde yerleştiremezsin. Ya bir hocam, evli... Kurbanı bana nasıl İslam'a yerleştirdiklerini, Ramazan bayramını nasıl yerleştirdiklerini, nasıl yerleştirdiklerini bir ispat eder misiniz? Ya hocam bakın mesele o değil. Bir şekilde yerleştirmişler. Bugün İslam'a ateistin, size gelip bu Kur'an'ın yalan olduğunu bir şekilde yazmışlar dediğine o zaman kabul edin. Niye kabul etmiyorsunuz? Hocam Kur'an'ın sağlam bir kitap olduğunu düşünüyorsunuz. Mesele o değil. Bakın siz diyorsunuz ki Kur'an'da bir emir vardır. Sünnette de bunun detayı vardır. Sünnette yeni bir şey koymaz aslında diyorsunuz. Yani Allah namaz kıl demiştir. Sünnette de nasıl kılacağımızı anlatılmıştır. Ben de diyorum ki
sünnet Kur'an'da olmayan hükmü de koyuyor diyorum. Kur'an'da rejim yok. Rejimle ilgili en ufak bir ima yok ama rejimi koymuş İslam geleneği. Şöyle demem lazım. Koymuş. Mesela hocam, devlete... Kur'an'da evliyle alakalı bir dakika bitireyim orayı. O zaman şöyle demeniz lazım. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala evlilere örnek söyleyeyim 100 sopa diye bir lafız var ise evet, hadislerde de örnek söylüyorum görseniz ki evlilere rejmedin taşlayın diye bir lafız var ise bu beyanınız dikkate alınır, incelenir. Ama Kur'an'da evliler için böyle bir şeyleçe var mı? Yok. Biz de diyoruz ki bakın Kur'an'ın teferruatını yani hikmeti yani Kur'an'ı öğreten, kitabı öğretmesi için gönderdik dediği Resul bize kimin rejim edilmesi gerekli olduğunu söylüyor. Erkek ve kadın eğer evliyse ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyle bir vaka gerçekleşti. Evli olan erkek ve evli olan kadın rejim edildi. Bugün biraz da kadınların üzerinden bu mesele yürürlüğe sokuluyor. Biraz çünkü hocam, yumuşak hocam, bir kadın. Şey diyor ki mesela ayette zina eden kadın zina eden erkekle evlenir diyor. İşte, değil mi hocam? Böyle ayet var. Peki zina eden öldürülür. O ayetin tam açıklaması şerhi tefsir benim aklımda değil. Ona incelemem lazım. Zina eden erkek, zina eden işte, temiz erkek, temiz kadınla falan diye ayetler. Hocam zina eden öldürülüyorsa nasıl evlenecek? Zina yani edenim şunu... taşlayacaksa, ölecek, öldüreceksek evlenme şansı kalmıyor. Şimdi bu ayeti şöyle söyleyeyim kendi anladığım şekilde zina eden dediğin zina eden her kişi yakalanıyor. Zina eden her kişi işte 4 şahitle getirilip had cezası mı uygulanıyor? Bilinmeyen insanlar üzerinden de konuşmuş olabilir ama dediğim gibi ayetin tam manasıyla tefsirinin nüzul sebebini bilmediğimden dolayı bu ayetle alakalı konuşmak cahilce olur. Ama bu açıklama size mantıklı yani. Değerli hocam buraları geçelim. Buralar İslam tarihi boyunca tartışılmış. Bir sizinle alakalı şu meseleleri inşallah cevaplandım. Layık hocam, nasıl? Evet. Bakın, layık hocam, matematiğe gidelim. Bir soruyorum. Layık devlet dinsiz diyorsunuz. Niçin dinsiz? Birçok hocam bakın birçok hükmü İslam'a evet. Uyduğu var. Hocam bakın hocam lütfen 2 dakika hocam 2 dakika sorayım. Bak 2 dakika soracağım. Matematiğe gidelim. Esas konumuza geçelim. Layık devlet dinsiz diyorsunuz. Neden? Ben diyorum ki bu devletin birçok şey İslam'a uygun. Allah diyor ki yetimlere sahip çık diyor. Sosyal hizmetler kurumları kurmuş. Örnek veriyorum hocam. Fakiri doyur demiş. Sana bilmem işte yardım ediyor devlet falan. İşte yolda kalmışa yardım ediyor. Yolda kalmışa sana bilmem ambulans gönderiyor falan. Hocam buna sayacak değilim. Fakat 3-4 tane emir konusunda amel etmiyor layık devlet. Diyor ki mesela kısası uygulamam diyor. İşte zina eden kadını taşlamam diyor. İşte bir hırsızın kolunu kesmem diyor mesela. Yani bu emirlerle amel etmiyor. Siz de diyorsunuz ki o zaman bu devlet dinsiz. Ben de diyorum ki siz Allah'ın yalan söyleme emriyle amel etmeyince niye dinsiz olmuyorsunuz? 3 tane soru sordunuz. Birincisi, şimdi diyorsunuz ki mesela laiklik niye dinsiz bir devlet? İkincisi, laiklik İslam'a uygun olan şeyleri yapıyor. Büyük ölçüde hocam, hepsi değil. Hepsi değil, büyük ölçüde. Tamam, büyük ölçüde. Şimdi büyük ölçüde dediğiniz şeyleri mesela ben sizden duymak isterim. Çok büyük ölçüde mi yoksa hangi yönde evet. Ya da yaptığı... Kaş yapatın göz mü çıkartıyor? Onu da sizden dinlemek istiyorum. Hocam, ben sizde İslam, hocam, bakın, hocam söyleyeyim. Bir dakika İzzet hocam. Soru sordunuz cevaplayayım inşallah. Siz de yazabilirsiniz. Laiklik niye dinsizlik? Ya bunu biz tanımını biz koymadık ki. Laiklik kendi açıklaması, kendi manası isteyen Google'dan girsin, araştırsın. Laiklik bütün dinlere eşit mesafede olan ateist, dinsiz bir devlet yönetimi şeklidir. Bunu sen veya ben istediğimiz kadar yorum yapalım. Devletin dini olur mu? Dini olur ki Allah subhanahu teala Allah indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir demiş. Ya bir da saniye hocam, bir saniye. Hocam benim en sevdiğim yere geldik. Bir saniye. Hocam indirdiğiyle hükmet. Bitireyim. Hocam bir saniye. Bitirmeme izin verin. Bitirmeme izin verin. Bu kitabı insanlar hükmetsinler diye indirdik diye başka bir ayet ya da Allah subhanahu teala hükmünde hiçbir ortak kabul etmez diyerek başka bir ayet. Hüküm ancak Allah'a aittir diyerek Allah subhanahu teala zaten otoritenin kendisine ait olduğunu. Kendi kitap indirmesi bile bitireyim. Kendi kitap indirmesi bile zaten bir devlet anayasası, bir devlet yönetimi veyahut onun içerisinde had cezalarının olması bile yani el kesmektir, kısastır, sürgündür bunların olması bile aslında bize dolaylı yönden anlatmıyor mu bir devlet kitabı, bir anayasa olduğunu? Peki soru soruyorum size. Siz hırsızın elini kesme meselesini niçin o zaman bugün uygulamıyorsunuz? O ki devlet şartı yok. Bunu o zaman bugün uygulamanız lazım. Ben bunu size soru sordum. Buyurun cevaplandırın. Cevaplandırayım hocam. Bugün diyorsun ki bakın Mekke döneminde inen birçok ayet bile Medine döneminde nesedildi. Demek ki Allah bazı ayetlerini kendi gönderdiği halde nesedebiliyor. 1400 sene boyunca eğer ayet gelecek olsaydı belki kol kesme de nesolacaktı. Ben de böyle iştihatta bulundum hocam. 1400 sene boyunca
İslam'ın nüzulü devam etseydi, ayet gelmeye devam etseydi, bugün belki Kur'an-ı Kerim'in yarısının hükmü değişecekti. O zaman şöyle bir görüş var, görüş olması lazım. Size göre vahiy devam etmiş olsaydı, Allah subhanahu teala ben vazgeçtim, böyle bir din yaşamayın, boş verin, istediğiniz şekilde yaşayın da diyebilir miydi? Hocam, o latif hocam. Bakın ben size şunu söyleyeyim. İndirilerle hükmetmene kâfi. Buna cevap alamadım ben. Hocam, şu anki kitabı kemale erdirdim demesini sizin için bir defa delil olarak kabul etmeniz lazım. Kemale erdirmek nedir? Olgunluğa, tamamladım demektir. Tamamladım dedikten sonra sizin o kitaptan başka bir adım daha ileri gidememeniz gereklidir. Allah subhanahu teala hakim, hikmetli iş yapansa Allah Resulü'nün ne zaman alacağını, canını alacağını da bilir. Hocam, o zaman biz bu oraya varsayımlarla değil de şunu sorumlu cevaplandırın. Bugün iffetli kadına 80 sopayı iftira atıldığında neden 80 sopa vurmuyorsunuz? Hırsızın elini neden kesmiyorsunuz? Eğer bunları yapmıyorsanız Allah'ın indirdiği hükmetlenen kafirlerin ta kendisine ayetine de kendiniz muhatap olmuş olacaksınız. Kendi kitabı tabutinizden dolayı. Buyurun. Tamam. Hocam Allah diyor. Allah indirilene hükmetmek. Ne demek? İndirilen Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de hükmetmeyen kafirdir. Tamam. Allah diyor ki ihtiyaçtan fazlasını verin diye hükmetmiş indirilen kitabında. Siz 40'ta 1'le hükmediyorsunuz. İndirilene niye hükmetmediniz? Yine başa döneceğiz. Allah kitabı size öğretmesi için, hikmet öğretmesi için Resul gönderdim dediğinden dolayı o kitabı, o dini bize öğretmesi gereken Allah'ın Resul olduğuna inandığımızdan dolayı onun bize öğretilerini kabul ediyoruz Kur'an'a göre. O yüzden o size temiz olan şeyleri, helal pis olan şeyleri haram kıldığını söylemesine rağmen, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin demesine rağmen, Allah ve ahiret günü umanlar için, Allah'ı çoksa zikredenler için, onda sizin için güzel örnekleri vardır demesine ya rağmen. Hocam, indirilen birçok ayette hükmetmiyorsunuz. İndirilen celde diyor. Bakın indirilen kitap celde diyor, siz rejimi savunuyorsunuz. İndirilen kitapta eksik yok diyor, siz kitapta her şey olmadınız. Hocam bakın kitapta her şeyin olmadığını savunuyorsunuz. İndirilen ihtiyaçtan fazlasını verin diyorsunuz. Hocam bir saniye. Siz 40'ta 1'i savunuyorsunuz. Hocam indirilenle hükmetmediğiniz 50 tane ayet sayabilirim. Ya 50 tane, biraz kendimize bakmamız lazım. Hemen devlete tutuyoruz projeksiyonları. Orada indirilenle hükmetmiyor. Kitapta eksik yok diye eksik var diyorsunuz. İndirilenle hükmetme meselesi hocam, değil. Bunu da yanlış anlamışsınız. Bakın hocam, Allah'ın ayetinin işte nuzul sebebini anlamadığımızda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayete gitmediğimiz zaman işte bu ayete böyle çarpık anlaşılıyor. Allah subhanahu aleyhi ve sellem orada Allah'ın indirilenle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir demesi, bizim Bera bin Azib bin Müslim'de geçen hadiste zaten ne demek istediğini anlıyoruz. Ama siz yanlış anlayışınızı bize dayatırsanız bunu kabul etmeyiz. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda, o an o ayet neyin üzerine indiğine baktığımızda, Bera bin Azib'in özetle anlattığı şey şu: Yahudiler Allah'ın kendilerine indirdiği kitapta, Tevrat'ta zinanın hükmünün rejim olduğunu ve bunu üzerine kapatıp ona iman ettikleri halde büyük reislerin, melek tabakası, önde gelenlerin zina yaptığında onlara zina uygulamasını uygulamayıp ama avamdan, alt tabakadan, fakir, fukara, miskin olan insanlara yaptıkları zaman ise rejim ettiklerinden bahsediyor. Bunu Kab bin Malik, eski Yahudilerden olan kişi anlatıyor hadisin içerisinde. Daha doğrusu hadisin içerisinde avu anlatmıyor. Onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onların alimlerine, Musa'nın Rabbi olan Allah'a üzerine yemin ettiği, ondan beyan istemesi üzerine anlatıyor. Kab bin Malik ise onların elleriyle, parmaklarıyla sakladığı o ayeti kaldırmasını söylüyor ve o mesele ortaya çıkıyor. Hocam yani, tevil bitmez ya. Hocam tevil bitmez ya. İslam tarihinde tevil de bitmez. İzzet hocam çok önemli. İzzet hocam çok önemli. Bak burası... Burasını hiç kapatmayacağız. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu tür olayda onların alimlerine bunu niçin yaptığını sorduğumuz zaman bahsettiğim şeyi, melek tabakasına biz böyle yapardık, avama da böyle yapardık. Ta ki bir zaman sonra dedik ki biz bu hükmün uygulamasını, bu hükmün şeklini değiştirelim. Ne yapalım? İnsanların yüzünü karaya boyayalım, toplumun içerisinde zina yapanları teşhir edelim. Allah subhanahu teala bu meselenin üzerine bu ayet indirdi. Bu yüzden Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme meselesi zaten İslam'da, Ehl-i Sünnet'te direkt hükmetmiyor ise, ama mesele, örnek söylüyorum, bir hırsız geldi bir kadının karşısına. Kadı, hakimin karşısına. Ve hakim rüşvet almış. Bu rüşvetten dolayı ona bir hüküm vermiyor. Ama herhangi bir şekilde başka hükümle de hükmetmiyor. Bu kişiyi tekbir etmemiş Ehl-i Sünnet. Ama Allah subhanahu teala'nın hükmü gibi, yani koyduğu hükmün değiş. Başka hüküm koyanlar Ehl-i Sünnet'te hiçbir tekbir etmeyen kimse yok. Yani buna şunu söylüyoruz. Teşri, yani teşri kimin hakkıdır diye bugünkü dinleyenlerin hepsi yazsın. İslam'a göre teşri kimin hakkıdır? Kanun koyma kimin hakkıdır? Kimin hakkı? Bitireyim. Kim? Kimin hakkı hocam sizce? Allah subhanahu ve teala'nın hakkıdır. Allah subhanahu ve teala'dan başkası hüküm, kanun koyamaz. Allah subhanahu ve teala'dan başkası... Ya hocam şeriat
Hocam şeriat devleti hocam şeriat ulemanın koyduğu kanunlarla dolu hocam ya. Bitirmeme izin verin. Onlara açıklama getirdim, yine açıklama getirdim. Allah subhanahu ve teala'dan başka kanun koyup, yani Allah'ın hükmü var ama örnek söylüyorum, bugünkü sistemdeki ya hocam, ya, gibi. Hayır, hocam, bitirmeme izin vermiyorsunuz. Ama hocam olmaz ama hocam. Ya hocam biliyorum ama bakın öyle bir anlatıyorsunuz ki sadece şununla söylüyorsunuz. Hocam bakın. Lütfen 5 dakika ayırın. Bir 5 dakika beni dinleyin. Şimdi bugünkü sistemde olduğu gibi biz neye küfür dediğimizi iyi anlayın ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeden kafirin ta kendisi meselesini daha iyi anlamış olalım. Ona göre bizi bir şeyle itham edin. Şimdi Allah subhanahu ve teala'nın Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeden kafirin ta kendisi tam da bu bahsettiğim meseleden bahsediyor. Allah'ın kitabında bir hüküm inmiş. Birileri çıkmış adı devlet, adı işte falan memleket falan Türkiye, Amerika çıkmışlar Kur'an'a muhalif kanun koyuyorlar. Kur'an'da olan bir meseleye zıt kanun koyuyorlar. Şimdi Allah rızası için bugünkü kanunlarda içki serbest mi yani meşru mu? Şimdi helal ve haram tanımına şunu ele alalım. Helal demek Türkçe'ye çevrildiği zaman meşru demektir. Haram demek ise Türkçe'ye çevrildiği zaman yasak demektir. O zaman bugünkü sistemin kanunlarında içki helal mi? Helal. Fabrikalarını kurabilir misin? Kurabilirsin. Satışını yapabilir misin? Yapabilirsin. Faiz helal mi? Helal. İstediğin kadar kredi, istediğin kadar faiz verebilirsin. Zina helal mi? Helal. Genel evlerini Türkiye devleti kendi istediği şekilde, istediği yerde açabilir. Zina ile alakalı herhangi bir suç var mı? Böyle bir haramlık var mı? Yasaklık var mı? Birisi zina ettiğinden dolayı herhangi bir şekilde had cezası uygulanıyor mu? Ceza verilmiyor mu? Yok. Yani Kur'an'a muhalif o kadar hüküm konulmuş ki sizin laik sistemi savunmanız zaten bir Müslümanın yapabileceği bir iş değil. Laik, hocam, demokrat bir Müslüman demez. Hocam bir saniye. Şimdi bak, cevap hakkı bana geçti. Şimdi. Buyurun. Ben size Allah bizi niçin yarattı hocam? Bizim yaratılış sebebimiz nedir? Kendisine İnsan ibadet edilmesi için. Allah Subhanahu kitabında diyor ki ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım. Hayır, ben hanginizin hangi ameli işleyeceğini sınamak için yarattım diyor. Bakın ama şimdi İzzet Hoca, bu ayet mi söylediğim? Evet, sizin bahsettiğiniz şey hanginizin daha güzel ameli işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratandır. Yine bu söz, bu ayet diğer bahsettiğim ayeti ancak açar. Yani hocam neyse, sonuçta biz imtihan edilmek için yaratılmadık mı? Varlık sebebimiz imtihan değil mi? İbadet. Ve Allah'tan hocam, başkasına ibadet ettiğiniz zaman da şirk ibadet, etmiş. Hangimizin? Vallahi şirk. Ya, ya hocam tamam da şimdi ibadet de yanlış. Orada hocam kulluk diyor. Aslında hanginizin kulluk dediği. Kulluk daha geniş bir kapsam hocam. İbadet dediğin zaman sanki tek yaratılış sebebimiz hamdere namaz kılıp oruç tutmak gibi. Geniş bir kapsam değil. Kulluk geniş tanım falan değil. Bir dakika bakın. Kulluk dediğiniz şey Türkçe'de kullanılacak bir sözdür. İbadet kavramı onun içerisine alabilecek şey. İbadet, lügat manası itaattir, boyun eğmektir. Islah manası da Allah subhanahu wa ta'ala'nın koyduğu emir ve yasakları boyun eğmek, ona itaat etmek, onun istediği şekilde... Hocam bakın, şimdi sonuçta biz Allah'ın bizi sınamak için hangimizin daha çok ibadet, madem sizin dediğinizi söyleyelim, hangimizin ibadet edeceğini, hangimizin daha takva olacağını, hangimizin daha iyi ibadet edeceğini falan sınamak için yarattı değil mi hocam bizi? Tamam. Değil mi hocam? Onun için değil mi? Tamam. Evet. Peki hocam, özgürlük yoksa, seçenek yoksa, içki içemiyorsun, A şıkkı yasak. Pavyona gidemiyorsun, B şıkkı yasak. Ben zina etmek istiyorum, C şıkkı yasak. D şıkkının başında şeriat polisi bekliyor. Bana diyor ki sen E'ye mecbursun. Ben de zorunlu olarak kuzu kuzu E şıkkını seçtim. Yarın kıyamet günü diyeceğim ki Allah'ım ben imtihanı kazandım ya. Demez mi? Ey kulum yoktu ki günah işleyecek ortamın nasıl kazandın? Hocam seçenek olmadan sınav olur mu ya? Ya vallahi İzzet Hocam söylediğiniz sözler size cevap olarak yeterli de ben yine hatırlatayım. Şöyle söyleyeyim. Bakın şimdi sorunuzu şöyle ele alalım. Bahsettiğiniz şeye şöyle cevap verelim inşallah. Diyorsunuz ki eğer suç işleyecek bir alan yok ise suç ayrı. Hocam suç ayrı. Hocam bak suçla günah ayrı. Hocam bir saniye. Bakın bir defa İslam tarihinde bile bu vardı. Suç ayrıdır, günah ayrıdır. Suçun yargısı devlet. Hayır, böyle bir ayrımı kim yapmış? Kim yapmış mesela? Bana bir sorar mısın? Ya hocam Kur'an'da mücrimler geçer. İzzet Hocam. Ya hocam. Böyle yaparsanız. İzzet Hocam. Buradan doğruluk çıkmaz. Bir şey söyleyeceğim. Hocam bir şey söyleyeceğim. Hocam bir saniye. Bakın suçun ayrımını kimler yapmış? Söyleyeceğim ben size kimin yaptığını. İslam tarihinde hırsızlığın cezası var değil mi? İzzet Hocam çok uzatmaya gerek hocam, yok. Bir saniye. Bilsin mesele. Mücrim, hocam, Kur'an'da mücrimler geçer ne demek?
Hocam bir saniye bakın. Hırsızın... Net hocam, uzatmaya gerek hocam, yok. Lütfen, hocam lütfen, hocam iki dakika müsaade edin bakın. Hırsızlık günah olduğu için dünyevi bir cezaya matuf değil. Suç olduğu için. Zina aynı zamanda suç olduğu için. Sadece günah olduğu için değil bakın. Hocam peki neden o zaman gıybetin bir hapis cezası yok? Ya da yalan söylemenin neden bir kırbaç cezası yok? Ya da sözünde durmamanın neden bir hapis cezası yok? Onlar da günah. Bunu Allah subhanahu wa ta'la'ya sorabilirsiniz gittiğinizde. Ya. Şimdi suç mu? Hocam bak yapayım? Allah bilir. Ne yapayım mesela? Allah şimdi şöyle bir şey. Hocam bak. İzzet hocam bir saniye. Mesela bir dakika. Hocam bir saniye. Ama hocam ya hocam ama bak. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Hocam bir saniye. Lütfen. Hocam hocam cevap vereceğim. Cevap hayır. Vereyim. Hocam şimdi, bu tarz polemiklerde her şeyi size bıraktım. Hocam lütfen olmaz. Bu tarz polemiklerde her şeyi size bıraktım. Bu sefer ben konuşacağım hocam. Ama cevap vereyim. Soru hocam, soruyorsunuz bakın, cevap vereyim. Bir grup davranış sadece günahtır. Suç değildir. Gıybet. Günahtır ama suç değildir. Sözünde durmamak günahtır ama suç değildir. Cevap vereyim. Hocam, sadece bir söz söyleyeyim İzzet hocam. Hocam bir saniye. Açıklayayım. Hocam açıklayayım. Diyorsunuz ya hocam kim ayırmış bu ayrımı kim yapmış onu söylüyorum. Cevabınızı veriyorum. Bir grup davranış sadece günahtır. Bir grup davranış hem suçtur hem günahtır. Kur'an-ı Kerim hem günah olduğu için ceza vermiyor. Aynı zamanda suç olduğu için günah ceza veriyor. Dikkat edin kol kesme, hırsızlık alakalı. Aynı zamanda suçtur. Laik devlette de cezası vardır. Evet kol kesme değildir ama onun kolunu kesiyor işte bir şekilde. Günah. Hocam bakın. Ama sadece günah olan davranışların cezası yok. Siz hiç duydunuz mu İslam tarihinde iki kişi konuşurken yalan söylemiş, kırbaç vurmuşlar. Ahmet Mehmet'e verdiği sözünde durmamış. Yarın parkta buluşalım demiş de buluşmamış. Günaha girmiş ya da israf etmiş. Suyu israf etmiş diye hapse atılan bir Müslüman duydunuz mu? Ya sizin iddianıza göre günah olan bir şeyin azabı yok. Hocam ahirette var. Günahın cezası ahirettedir. Suçun cezası bu dünyadadır. Günahı Allah yardımına... Günahı Allah yargılar. Hocam suçu devlet yargılar. Bir dakika. Günahın suçunun ahirette olduğuna dair deliliniz ne? Ayetler. Günahın... Hocam Allah aşkına kıyametle ilgili bir sürü ayet yok mu? O gün diyor, hocam o gün diyor tartışıp durduklarınız hakkında hükmü Allah verecektir diyor. O gün diyor işte bilmem belli olacaktır amel defterleriniz falan filan. Yani hocam bunu sormanızı... Ama o başka bir mesele. O itiraf ettiğiniz şeyler arasında Allah kıyamet günü karar verecektir, hükmedecektir. O başka bir mesele de. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Günah, bahsettiğiniz meseleler hani diyorsunuz, Kur'an'da geçmiyor. Kur'an'da azabı geçmediğinden dolayı ahirette verilecek diyorsunuz. Buna deliliniz ne mesela? Ben zaten onların bir azap hakkı olacağını biliyorum da. Çünkü din gününün sahibi, hocam din gününün sahibi Allah'tır ne demek? Allah hüküm gününün sahibidir, kıyamet gününün sahibidir, o gün hesap gününün sahibidir. Bununla bağlantılara geliyor. Şimdi peki siz hesap gününe niye ortak oldunuz? Hocam niye hesap gününe ortaklık yapıyorsunuz? İzzet hocam bu iddialarınızı daha önce Allah'ın izniyle ifade ettim. Siz yine tekrar aynı şeyleri soruyorsunuz. Ben şunu söylemek istiyorum. Daha önce bir şey söyledim. İmtihanla alakalı bir mesele. Allah rızası için onu bir daha tekrarlar mısınız? Hani biz imtihana geldiğimizden bahsettiniz. Şimdi bir de şunu söyleyeyim hemen unutmadan bakın. Şimdi burada siz kendinizle çelişmiş olursunuz. Siz suçun daha doğrusu estağfurullah gıybetin işte ya da yalan söylemenin doğru mu? Bunların İsrafın bunların Kur'an'da bahsedilmeyip ahirette cezası olacağından bahsediyorsunuz. Hayır hocam lütfen ya olur mu? Kur'an-ı Kerim'de hocam Kur'an-ı Kerim'de bunlar günah olarak geçiyor. Fakat tamam. Diyorum dünyevi bir Allah dünyevi bir cezaya takdir etmemiş. Çünkü bunlar günahtır. Din gününün sahibi de Allah'tır. Bu demiş ki bunları ben yargılayacağım. Fakat hem dünyevi bir ceza olup hem günah olan eylemlerin dünyevi yaptırımını ahiretteki cezasını yine Allah tayin edecektir. Ama dünyevi yaptırımını devlete bırakmış. Siz devlete bırakmış dediniz. Bakın devlete bırakmış derken mesela hangi devlet size göre devlet şartı yoktu? Var mı böyle bir devlet şartı? Ya hocam hiçbir yerde israf edenlere kırbaç vurun, yalan söyleyenleri hapse atın gibi bir dünyevi cezaya atıf yok. Buna rağmen siz Allah'ın koymadığı hükmü koyuyor, Allah'ın vermediği cezayı veriyorsunuz. Hadislerle ne için iman ettiğimizi gerekçelendirdiğim bunu söyledim. Siz beni münafık olmaya zorluyorsunuz. Ben Allah için namaz kılmayacağım, devlet için namaz. İşte tağutluk budur hocam. Hocam bakın lütfen yanlış anlamayın. Lütfen bakın sizin şahsınızı tenzih ediyorum. Esas tağut sizin zihniyetiniz. Çünkü siz Allah adına kanun koyuyorsunuz. Allah adına yargılıyorsunuz. Allah adına ceza veriyorsunuz. Hocam bu ortaklıktır ya. Siz dinin ortağı olmuşsunuz.
Siz din gününün sahibi gibi hareket ediyorsunuz. Beni münafık olmaya zorluyorsunuz. Ben Allah için namaz kılmayacağım, kırbaç için namaz kılmayacağım. Siz beni münafık yaptınız. Allah için içki iç. Allah için değil, kırbaç korkusuyla ben içki iç. O zaman bir insan bir ateistesine çıkıp diyebilir ki siz Allah subhanahu teala'nın cehenneminden dolayı ibadet ediyorsunuz ama münafıksınız dese doğru bir şey söylemiş olur mu? Hocam katılıyorum. Çünkü ibadetler sadece Allah için yapılır. İbadet cehennem cennet için yapılmaz. Orada da hatamız var. Sizin gördüğünüz bu sizin fikriniz. Ya Allah peki hocam, hocam tağut neydi? Tağut neydi? Allah'tan başka kendisine ibadet edilen her şey tağut değil miydi? Evet çok güzel. Sizin tağutunuz cehennem. Cehennem için ibadet ediyorsunuz. Şimdi Allah subhanahu wa ta'ala dediği gibi Allah dinini mi öğretiyorsunuz diyor ya. Şimdi Allah subhanahu wa ta'ala beni azaptan korkuttuğunda bu meşru bir korkutma mı? Meşru bir korkutma hocam, mı? Soru. Meşru bir korkutma bak, hocam bakın bir şey söyleyeyim. Güzel hocam hiç dinlemezseniz olmaz. Şimdi bir şey ortaya koyup onu... Hocam kusura bakmayın. Hocam ben biraz Karadeniz'in heyecanlı bir yapımı. Kusura bakmayın. Ben de Doğu Karadenizliyim. Ben de Doğu Karadenizliyim ama öyle yapmıyorum. Şimdi biz biraz batıdayız hocam. Biz daha heyecanlıyız. Neyse buyurun şaka yapıyorsunuz. Şimdi... Allah subhanahu ve teala tağutla alakalı meseleleri ben size inşallah biraz izah edeyim. O konunun üzerine, yine ayetlerin üzerine düşünelim daha iyi. Çünkü siz Kur'an'ı kabul ediyorsunuz. Kur'an dışarıda bir kaynak kabul etmiyorsunuz. Tabii. Bizim için bizim için de Allah subhanahu ve teala'nın kitabı bir delildir. Allah subhanahu ve teala'nın bizim için kitabı bir kaynaktır. Size de bunun üzerine gideceğiz inşallah. Şimdi Allah subhanahu ve teala kitabında Nisa 60. ayetinde diyor ki sana ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini iddia edenleri görmüyor musun? Aslında bu sana ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini iddia edenleri görmüyor musun lafzının Kur'an, İncil, Tevrat, Zebur olduğu aşikar. Sonra evet. Allah subhanahu wa ta'ala devamla diyor ki yani bugünkü toplumdakiler gibi mesela iman ettiklerini iddia edenleri görmüyor musun? Onlar ne yapıyor Rabbim? Allah subhanahu wa ta'ala devamla diyor ki onlar tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onu reddetmekle emrolunmuşlardı. Şeytan onları uzak bir sapıkla saptırmak istiyor diyor ayette. Şimdi onlar tağuta muhakeme olmak istiyorlar derken ve hemen akabinden halbuki onu reddetmekle emrolunmuşlardı demekle bizler şunu anlıyoruz. Ortada bir sahte ilah var. Az önce de bahsettiğiniz gibi Allah'ın dışarısında ibadet edilen bütün varlıklar bir ilahtır ama sahtedir. Sahte olan ilahlara da verilen hak tağuttur. Hocam mesela ben bir laik, insanına bir Müslüman. Ben mesela niye ibadet ediyorum? Bitireyim. Çok güzel bir şekilde tanımını Allah'ın izniyle anlatacağım Allah'ın izniyle. Şimdi Allah subhanahu teala hemen akabinde diyor ki halbuki onu reddetmekle yani tağutu yani sahte ilahları reddetmekle emrolunmuşlardı. Şimdi burada bu insanlar ne yapıyordu Allah subhanahu teala? Onlara tağuta ibadet ettiklerini söylüyorlar. Çünkü reddetmiyorlarsa ibadet ediyorlar. Peki kime ibadet ediyorlar? Allah subhanahu teala'nın dışarısında hüküm koyan bir hakimin hükmüne müracaat eden insanlara bu beyan. Şimdi ben size şunu soruyorum. Bugünkü mahkemeler Allah'ın indirdiğiyle mi hükmediyor? Ya hocam devlet de kafayı bozmuşsun. Ya siz var ya devleti bir defa bozmaktan bir yere bahsetmiyorum. Hocam siz devleti şeytanlaştırmışsınız. Hocam bakın siz devleti şeytanlaştırmışsınız. Evet, bütün ayetleri. Hocam döndürün. Hocam bakın hocam bireye hitap eden. Hocam bakın bir defa bizim Müslümanlarda şöyle bir cehalet var. Bireyle devleti henüz ayıramadılar. Yasayla da sistemi ayıramadılar. Allah Kur'an-ı Kerim'de bizden yasa istiyor. Fakat yasa eşittir sistem demek değil. Bir yasa her sistem ayarlı. Ne demek mesela? Geçiyor. Yasa eşittir sistem değil diyorsunuz. Mesela diyor ki herkes ben mi keseyim? Hayır. Ben mi keseyim? Kısas bir yasa eşittir sistem değil dediniz ya. Değil, yasa değil, eşittir değildir. Ben mi? Ben hayır, mi? Hocam bakın ya hocam sistem farklı bir şeydir. Demokrasi bir nedir? Sistemdir. Hocam bir dinleyin ama ya bakın demokrasi bir sistemdir. Şeriat bir sistemdir. Fakat kısas bir hükümdür. Hüküm tamam, sistemi oluşturacak. Kim uygulayacak? Ya hocam bir saniye. Hüküm sistemi oluşturan parçalardan biridir. Sistem onun çok ötesinde bir kavramdır. Onu da içine alır. Allah bizden sistem istemiyor. Hüküm bizden hüküm istiyor. Yani hüküm veriyor. Pardon, yasa kim istiyor. Kim verecek? Hocam Allah'ın kısas emri bir demokratik rejimde bile hayata geçebilir. Aynı zamanda nasıl Allah'ın gelecek? Bir başka emri, hocam bir saniye. Allah'ın bir başka emri şeriat devletinde bile hayata geçmeyebilir. Batıl bir şeriat kurar şeytani güçler. İşte beğenmediğiniz bir mezhep.
atıyorum Şiilik mesela bir şeriat devleti kurar. Sizin hoşunuza gitmeyen bir yasayı Allah adına kanun haline getirebilir. Adının şeriat olması, sistem olması, bütün hükümlerinin ilahi Allah'a yönelik olduğu anlamına gelmeyebilir. Hocam bakın biz işte yasayla sistemi karıştırıyoruz bu anlamda. Allah'ın bütün emirleri bireyseldir. İçki içme. Hocam bakın içki. Hocam, ya hocam içki içme der. Bu bana içme diyor. İçkiyi yasakla demiyor. Bakın Allah kelime sıkıntısı çekmez. Onun sözleri adalet ve doğruluk bakımından taslamandır diyor ayette. Allah meramını anlatabilir. Bizim izahımıza, tevrimize ihtiyaç yoktur. İçki içme. Ne demek hocam? İçki içecek ortam var ama diyor. Sen benim rızam için içme ki Allah katında ben sana buna sevap verebileyim. Ama siz hocam içki içmenin bütün ortamını, koşullarını kaldırdığınız zaman benim İçki içerse azap var mı peki? Hocam bir saniye. Siz benim imtihan olma gerçeğimi yok ediyorsunuz. Benim imtihan ortamımı dinamitliyorsunuz. Siz imtihanın fıtratını bozuyorsunuz. Siz benim sınavıma engel oluyorsunuz. Ben ahiret gününde Allah'ın huzuruna çıktığım zaman bana diyecek ki izlesen içki içmemişsin. Allah'ım yoktu ki içeyim. İmkanım yoktu. Olsa içecektin. Peki beni Allah seni sınamış mı oldu? Ben burada bundan dolayı sevap mı kazanmış oldum? Bundan dolayı ben cenneti mi hak ettim? Ya abiciğim bak siz var ya Orta Doğu'da gerçekten bundan dolayı bakın sizin zihniyetinizin yeşerdiği hiçbir yerde rahmet yok. Bakın her yer savaş. Neden abi? Çünkü siz Allah'ın ilahi imtihan ortamını yok ettiniz. İçki içmek istiyorum, içki yok. Ondan sınanamıyorum. Allah'ın imtihanını yok ettiniz. Ya şöyle mesela, mi düşünüyorsunuz mesela İzzet hocam? Mesela İslam devletinde içki serbest olsun, dedikodu gıybet serbest olsun, imtihanlar imtihan olsun. Abi öyle siz, ya siz Allah'ın siz mesela örnek veriyorum şöyle söyleyeyim İzzet hocam bir dinleyin de mesela genelevi olsun mu İslam şeriatında insanlar imtihan olsun işte ise. Hocam söyleyeceğim tabii ki söyleyeceğim hocam bakın söyleyeceğim suçla günahı ayıracağız suçun cezası olacak günahın yargısı Allah'a aittir. Allah ne diyor? Din gününün sahibi benim diyor. Biz din gününün ortağı gibi davranmayacağız. Haşa tağutluk yapmayacağız. Tağutluk budur. Allah adına yargılamak, Allah adına hüküm koymak. Hocam bakın. Beşeri kanun koymak tağut. Hocam bakın lütfen ama dinlemiyorsun. Hocam bakın benim heyecanlı konuşmamın sebebi sizin her an sözümü bölecek olma endişem. Sakin. Hocam tağutluk ne biliyor musunuz? Bakın tağutluk beşeri kanun koymak değil. Allah adına beşeri kanun koymak. Beşeri kanun koymayı Allah istiyor. Şura ayetinde diyor hocam Şuara suresinde. Onların işi istişareyledir diyor. Kendi aranızda toplanın diyor. Mesela? Kendiniz ortak bir akılla karar verin diyor. Fakat hocam bakın. Kendi ortak aklımızla verdiğimiz karara biz din diyemeyiz. İslam diyemeyiz. Allah'a nispet edemeyiz. O zaman tağutluk yapmış oluruz. Tağutluk Allah adına. Allah hocam bakın tağutluk Allah'lığa kalkmaktır. Allah adına hüküm vermek Allah'lığa kalkmaktır. Layık devlet Allah adına karar vermiyor. Ama şeriat devlet hocam Allah adına kanun koyuyor. Allah adına yargılıyor. Allah'lığa kalkan şeriat rejimidir. Layık devlet diyor ki ben Allah adına kanun koymadım diyor. Ben bugün diyor bu kanunu koydum diyor. Yarın değiştirebilirim diyor. Hata da yapabilirim. İsabet de edebilirim diyor. Benim bu faturamı diyor Allah'a kesmeyin diyor. Ama siz hocam toplanıyorsunuz ulema. Kur'an'da olmayan bir kanunu koyuyorsunuz. Mesela içki içene ceza veriyorsunuz. Allah adına kanun kural koyuyorsunuz. Ondan sonra kalkıyorsunuz şaka gibi. Tek kanun koyucu Allah'tır diyorsunuz. Hükmün tek sahibi Allah'tır diyorsunuz. İşte Allah'la ortaklık, tağutluk diyorsunuz ama Allah adına iş yaparak tağutluk siz yapıyorsunuz. Hocam sizin böyle bir yetkiniz var ya. Allah diyor ki ey Muhammed sen onların üzerine bekçi değilsin, sen onların üzerine vekil değilsin diyor. Dinde zorlama yoktur. Din ne demek hocam? Aynı zamanda yol demek ya. Senin dinin sana ne demek? Senin yolun. Senin yaşam tarzın sana, benim yaşam tarzım bana demek. Bu ne demek? Layıklık demek. Kimse kimseye din dayatmasın. Herkes adam gibi imtihan olsun. Günahı varsa ahirette hesabını Allah'a versin. Suçu varsa diyor devlet onu yargılasın. Suçla cezayı ayırmış. Ayıramayan bizleriz hocam. Kusura bakılmasın yani. Ve tağutluk yapan dedi. Hocam bakın lütfen şöyle sözümü tamamlayayım. Hocam sizi tenzih ediyorum. Selefiler aslında tağutluk yapıyor hocam. Kusura bakılmasın. Allah adına kanun koyuyor. Allah adına hüküm veriyor. Allah adına yargılıyor. Allah adına hapse atıyor. Allah adına kırbaçlıyor. Ya bu Allah'a ortaklık. Dine ortaklık, otoriteye ortaklık, hükme ortaklık. Ortaklık şirk değil mi? Değil mi? Ortaklık şirk demek. Şirket aynı kökten değil. Ortaklık şirk işte bu. Hocam, Kur'an-ı Kerim diyor ki hiçbir senin dinine bir cezası yok. Dinine ceza veriyor şeriat rejimi. Hani indirilenle hükmet yok. Allah özgür bırakmışsa dünyevi anlamda ceza vermemişse. Neden o indirilenle hükmet yok da indirilmeyen bir cezayı Allah adına her zaman. Dini hüküm koyuyoruz ya. Az önce ne dedim? Kur'an-ı Kerim'e bir nokta bile koyamayız. Ama dine istediğimiz hüküm koyuyoruz. İstediğimiz kanunu Allah'ına koyuyoruz.
Hocam din bizim babamızın 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 Ben namaz kıl emriyle amel etmeyince dinsiz olmuyorum. En fazla günahkar oluyorum. Ama layık devlet kısas emriyle amel etmeyince dinsiz oluyor. Burada bir hiçbir haksızlık var. Burada bir mantık tutarsızlığı var. Tağutluk beşeri kanun kural koymak değildir. Beşeri ve kanun kural koymaya mecburdur insanoğlu. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası'nda binlerce kanun var. Hepsini Allah mı koyacak? Elbette insanlar koyacak. Elbette beşeri olacak. Tağutluk beşeri kanun kural koymak değildir. Allah adına. Allah'lığa kalkarak kanun kural koymaktır. Tağutluk Allah'lığa kalkmaktır. Allah adına kanun kural koymak Allah'a kalkmaktır. Haddini bilerek,
Ben Allah adına kanun kural koymuyorum. Ben insanım. Bu kanunu insan olarak koyuyorum. Hatası, günahı bana ait demek tağutluk değildir. Bakın Allah'a refere edilmiyor. Allah'la kalkma yok. Allah adına kanun kural koymuyor. Allah'ın ortağı gibi, Allah'ın vekili gibi davranmıyor. Ama bugün İslam devleti dediğimiz, şeriat devleti dediğimiz yapılar Allah adına kanun koyuyor. Haşa, biz Allah mıyız ki Allah adına kanun koyuyoruz? Ve bizim koyduğumuz kanunlara Allah'ın kanunu diyoruz. Yani biz yanlış da kanun koyabiliriz. Kur'an'dan da esinlensek yanlış koyabiliriz. Esinlendiğimiz yer Kur'an olsa bile esinlenen kişi bir insan. Yanlış esinlenebilir. Yanlış olabilen bir şeye Allah'ın denebilir mi? Allah yanlış yapar mı? Bakın kendi ayetler, onlar diyor kendi elleriyle kanun, kural yazar. Onlar diyor kendi elleriyle kitap yazar. Sonra diyor bu da Allah katındandır derler diyor. Ellerimizde kanun, kural yazıyoruz, kitap yazıyoruz. Adına Allah'ın kanunu, Allah'ın sistemi, Allah'ın rejimi, Allah'ın bilmem dini diyoruz. Tağutluk budur. Tağutluk ilahlığa kalkmaktır. İlahlığa kalkmak nedir? Allah adına kanun, kural koymaktır. Allah gibi davranmaktır. Allah'ın otoritesine ve yetkisine ortak olmaktır. Bu tevhidle uyuşan bir şeydir. Tevhid bu mu? Tevhid sadece Allah'ı otorite kabul etmektir. Allah'ı birlemektir. Tek otorite Allah'tır demektir. Bizim geleneksel İslam anlayışında tek otorite Allah mı? Binlerce otorite var. Bu nasıl tevhid? Ben sadece Allah'ı otorite kabul ediyorum. Ben tevhid ehliyim. Muvahhid olan benim. Hadislerle hüküm koyuyor, sünnetle koyuyor, içtihatla, tevhirle, kıyası fukuhayla, icmayla, 50 çeşit yolla kanun, kural, hüküm koyuyor. Bunları din haline getiriyor. Ondan sonra kalkıyor şaka gibi. Hüküm sadece Allah'ındır diyor. Tek otorite Allah'tır. Ondan başka kanun, kural koyucu yoktur. Nasıl yok kardeşim ya? İndirilenle hükmetmeyen kafirdir. İndirilen ihtiyaçtan fazlasını verir diyor. 40'ta bir yapmışlar. İndirilen içki içene dünyevi ceza veriyor. Dünyevi ceza veriyor. İndirilenle hükmetmiyorsun işte. Hocam yayından koptu. Tekrar bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hocamla inşallah tekrar bir yayın yapalım.